Yıldızlı teknoloji günlerinin MediaMarkt'la tam zamanı. Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara, binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Yıldızlı ürünleri keşfetmenin MediaMarkt'la tam zamanı. ileren Blade terlemeyi değil ter kokusunu önler. İyi akşamlar Sports Diştele hoş geldiniz değerli izleyiciler. Ter dökse de ter kokmayanların favorisi Blade'in sunduğu Trabzonspor Fenerbahçe maç sonu canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Karadeniz'de çok çok gergin bir maç oynandı. 2-0 öne geçti Fenerbahçe. İlk yarıyı bu skorla tamamladı. Fred'in attığı iki güzel golle birlikte Sarı lacivertler Trabzon deplasmanında rahattı. Bir avucun içerisinde 3 puanı tutmuştu. Ama sahaya atılan bir sürü yabancı madde, oyunun defalarca durması, gergin bir ortamın yeniden bir anda karşılaşmaya damga vurması ve skorun 2-2'ye gelmesi ve 90 artılar 15 dakika kayıp zaman oynandı. 83'te oyuna girmişti Batshuayi. 4 dakika sonra Fenerbahçe 3 puan kazandıran golü kaydetti. Sarı lacivertler 3-2 kazandı. Gündüz bölümünde Galatasaray'ın galibiyetinden sonra haftayı Fenerbahçe'de 3 puanla tamamladı. Ve iki takımın arasındaki puan farkı 2. 81-79. 30 maç geride kaldı. Ve 8 karşılaşma daha bizleri bekliyor. Oğulcan Akçe ve Yağız Sabuncuoğlu ile birlikte bu karşılaşmayı değerlendireceğiz. Futbolu ne kadar konuşacağız? İşte orası biraz şüpheli. Sizlerin de mesajlarını bekliyoruz. Bizlere mesajlarınızı yazabilirsiniz. Gözüm bir taraftan chatte olacak. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ve bakalım Oğulcan ve Yağız ilk girişi nasıl yapacaklar? Rezillik. Yani ben sondan başa saracağım. Yerde yatan, tedavi olan, sakatlığı sebebiyle yani öyle yalandan da değil adamın. Çenesine tribünden bozuk para atamazsın. Hiçbir zaman zaten hiçbir şartla atamazsın da. Bu arada taraftar girmiş sahaya. Cengizhan şimdi içeriden yazıyor. Sahaya 50'ye yakın taraftar girdiğine dair maç bitimiyle birlikte. Oo. Değil misin abi ya? Oo, o oo oo oo, oo. ana baba günü olmuş. Oo. Evet şu anda zeminde tamamen büyük bir kargaşa var. Taraftarların sahaya girdiğini görüyoruz birçok fazla birçok taraftar şu anda sahada güvenlik önlemleri de var ama ona rağmen şu anda soyunma tünelinin olduğu yere giriş esnası tamamen kapatılmış durumda. Diğer bölümlerde taraftarlar şu anda sahada. Maçı 3-2 Fenerbahçe kazandı ama biz futbol adına ne yazık ki çok fazla şey konuşamayacağız. Öyle görünüyor. Yani şu maç sonunda taraftan sahaya girmese de konuşamayacaktık. Şimdi yine konuşamayacağız. Evet Yağız özür diliyorum. Sen devam et abi. Yani biz buraya geldik görmedik. Şimdi Cengizhan sana gösterdi attı onları. Evet. Bıraktığım yerden devam edeyim. Yıllarca ben de tribünde bulundum. Yıllarca tribünün tribünü olduğu şehirde Eskişehir'de büyüdüm. Ben Eskişehir spor maçlarına da defalarca gittim. içeride dışarıda. Hiçbir yerde ben daha yerde yatan, tedavi olan bir kişiye yabancı madde atıldığını görmedim. Hadi onu geçtim. Tepki Fenerbahçe'ye değil mi burada? Tepki tribünden Fenerbahçe'yle oyunculara. Ve en sakin geçen bir maçta sen kendi oyuncunun yaralama pahasına sahaya yabancı maddeyi niye atıyorsun ki? Yani bunun bir nedeni ne yani? Hani burada maç öncesinde Sayın Başkan Ertuğrul Doğan da açıklama yaptı ortamı yumuşattı. Gerçekten onu takdir edilecek bir durum. Son yıllarda görmediğimiz bir durum. Evet. Ne aramızda polemik var dedi. Ne sorunumuz var dedi. Çıkacağız kendi oyunumuzu oynayacağız dedi. Ne ortamı gerdi. Bu tribün hayırdır abi niye böyle oldu? Yani bir kaçırdığımız bir olay oldu da mı bu kadar böyle insafsızca bir tutum sergilendi? Kafasına yabancı madde gelenden tut da. Ya ben ömrüm boyu o maç biterken gözümüzün önüne gelen için çenesinin yarıldığı görüntüyü unutmayacağım. Bu ne taraftarlığa sığar? Ne insanlığa sığar. Futbolcuların bazılarına, Fenerbahçeli futbolcuların bazılarına e, saldırılar olmuş. Tünelin girişinde. Darp olmuş. Onu da söyleyelim. Bu arada Trabzonspor'un paylaşımı şapkadan çıkan tavşan diye maç biter bitmez böyle bir paylaşım yapmışlar. Neymiş şapkadan çıkan tavşan? Üçüncü golün öncesindeki pozisyonu Osterwolde ile Umut Bozon hava topu mücadelesiyle ilgili olarak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Şapkadan çıkan tavşan demiş. Trabzonspor burada. Şapkadan çıkan bir tavşan varsa sahaya meşale atıldığı anda hiçbir şekilde maçta alakası olmayan bir hakemin o pozisyona da idrak mı edemedi artık? Yoksa anlayamadı mı? Yoksa yanan madde meşale değil mi? Yani ne yaptığını ben anlamadım. Fenerbahçe oradan pozisyonu verdi. Serbest vuruş oldu. Kendi kalesinde golü gördü. Fenerbahçe rahat rahat bitireceği maçta Halil Umut Meler'in görmediği ve sahaya atılan bir yabancı madde yüzünden Trabzonspor'u maçı ortak etti. Ve onun ardından yapılan bu paylaşım bilmiyorum. Garip. Ben de şapkadan çıkan meşale derim buna. İsmail Yüksek elinde meşaleyi tutup en son savunma yapıyordu. Duran top düdüğünü çalmadan önce. Tabii oyun devam ediyordu. Oyun devam sırada. ediyordu. Fenerbahçe cezalarında meşale vardı. İsmail onu dışarıyı çıkarmakla meşguldü. Atak devam ediyordu sonra faal oldu biliyorsun. E, beyefendi zaten pış pışa gelmiş. E, güzel güzel gaz almaya çalıştı. Valla bütün şişeleri sağdayken hala durdurup insanları bir şeylere ikna etmeye çalışıyordu. E, işte başımız ağrımadan buradan çıkalım da bu maçı bitirelim diye. Buralara kadar gelmesine sebep olan da ta kendisidir. Şu an düzenli olarak tedavi görmesi gereken bir hakim Türkiye'nin ateşli maçlarından bir tanesine deplasmana gönderiliyor ki. Bu deplasman her zaman sorun. Her zaman problem. Ve bu arkadaşı Türkiye'nin kurtarıcısıymış gibi 3 haftada 2 tane derbiye veriyorlar. Çünkü ülkeyi o kurtaracak. Şu maçı devam ettiriyor. Yine 115 dakika maç oynandı. Şimdi... Ben şöyle giriş yapayım o zaman. Biraz ağır olacak belki. Kimse de kusura bakmasın. Bu maçın 3-0 e, bu maçın 2-0'dan 2-2'ye nasıl geldiğini tartışmayacaksınız, konuşmayacaksınız. O ana kadar yaşananları en ufak bir şekilde gündeme getirmeyeceksiniz. Tweet atmayacaksınız. Yorum yapmayacaksınız. Onların hepsini gözünüzü kapatacaksınız. Sonrasında da üçüncü gol öncesindeki faal mi gündeme gelecek? Şimdi hakkaniyet mi peki bu? Maçın skoru 3-2 değil mi? Maçın skorunun 3-0 hükmen galip olması gerekir. Maçın skorunun 3-2 olması futbola ihanettir. Bak bu kadar açık söylüyorum. 3-2 olması futbola ihanettir. Bu maçın sonucunun normal şartlar altında 3-0 olması gerekirdi. Bu karşılaşma 15 dakikada uzatmayla beraber ne kadar futbolun içerisinde oldu? Ne kadar futbol oynandı? Biz burada ne kadarını konuşabileceğiz futbolun? Adı üstünde maç. Bu maçın sahadaki futbolcuların, teknik direktörlerin hamlelerini, oyuncuların mücadelesini ne kadar konuşacağız? Sadece biz değil. Bizim dışımızda yayın yapan şu anda sonrasında öncesinde yayın yapacak olan yarın konuşulacak Öbür gün konuşulacak. Kim futbolun nesini konuşacak? Bana bir anlatsın ya. Futbolun ile alakalı kim ne laf edebilir bu maça, maça dair? Bütün tribünlerden atılsın su şişesi, para atılsın, kapı kolu atılsın, oyun sürekli dursun, meşale atılsın, o oraya gitsin, öbürü oraya gitsin. Futbolcular sahanın içerisinde sürekli olarak onları taşısın, dışarıya götürsün, öyle yapsın, böyle yapsın. Yardımcı hakemin kafasına meşale atılsın, kafası kontrol edilsin. Ses bombası atılsın. Oradan bir şey atılıyor mu, buradan bir şey atılıyor mu? Tüm bunları unutacağız, tüm bunların hepsini unutacağız, göz ardı edeceğiz. Ve kalkıp da üçüncü gol öncesinde vay efendim Osterwolde ile Umut Mozok hava topuna çıkmış. burada da faal verilmiş verilmemiş ve gol olmuş diye bunu mu konuşacağız şimdi? Ya konuşanlar maçın... konuşsun abi ben konuşmayacağım. Bu maçın ben, ben de... reddediyorum yani. Ben reddediyorum. Kimse saygısızlık olarak algılamasın. Benim camialarla, kulüplerle hiçbir şekilde en ufak bir şekilde bir lafım yoktur. Lakin ben bu akşamın futbol adına konuşulabilecek hiçbir şeyini görmüyorum. Hiçbir şeyini görmüyorum ben. Yani FIFA koca ağır yani bir vitesi de arttırmamaya çalışıyorum. Hani sakin olalım arzusundayım ama, ama, ama... inan sakin olamıyorum. Halil Umut Meler'e buradan sesleniyorum. Bu yaşananları çünkü biliyorsun rutin olarak Avrupa'ya gidiyor. FIFA kokartını da nasıl aldı şüpheli. Kötünün iyisi dedim. Artık kötünün iyisi demiyorum. Kötü. İyi de değil. Şu maçın dörtte biri Avrupa'da yönettiği bir maçta olsaydı 10. dakika içeri girerdi. Burada bizim Türk hakemlerin de bu maçı oynatma, bu maçı tamamlama arzusu nereden geliyor ben buna inan çözemiyorum. Hani maç oynanırken de 3-4 kez böyle yükseldiğim an oldu. Yükselme sebebim çok net. Ya birinin kafasının falan patlaması mı gerekiyor? Adamın çenesi yarıldı hala oynatıyor maçı ya. Niye oynatıyor ben sana söyleyeyim abi? 90 artı 11 olmuş 10 dakika uzatma vermiş tamam mı? Ya yani bu saatten sonra bir daha bu maçı bitirelim de rahatlayalım diyor. Sen bu kadar ateşli bir tribünün önünde bu kadar bunlara iltimas geçersen gösterirsen... Kafasını da yararlar, çeneni de yararlar, sağ da girerler, adama da vururlar, her şeyi de yaparlar. Öyle. Mi? Hiç kusura bakmasın Öyle yani. Mi? Bugünün Öyle. ana sorumlusu, maçı bu 105-106 dakika oynatan Halil Umut Meler'dir. Ona da FIFA kokartı takan inşallah bugün ekran karşısında utanmıştır biraz. Böyle bir rezalet olabilir mi abi yani? Ben söyleyeyim, Mehmet Büyükekşi Federasyonu utanmanın en <laughs> ufak hiçbir şey olmadığından dolayı inanmana yine utanmayacaklardır. Umut Meler 65-70. dakikada iki tane yardımcını yanına çağırıyorsun ama içeri girecek e, cesaretin olmadığından dolayı muhtemelen Avrupa'da tabii yemezdi böyle bir şey yapmak en doğal haliyle. Zaten hepinizin borusu nedense bu tarz e, zamanlarda ötüyor. Hakemlikten bir habersiniz. Maalesef size Türkiye'nin hakemi diyenlere eminim biz de bir gün demişiz de kendimi de kınayım dediysen böyle bir şey. Ama az önce dediğimi tekrarlıyorum. Bu arkadaşın şu an düzenli olarak tedavi alması gerekirken mental, psikolojik buraya gönderiyor. Sonra kendi tatmin, tiyatro diliyle bir maçı 110 dakika boyunca idare etmeye çalışıyor. Hakikaten tepeden tırnağa skandalsınız. O federasyonun başındaki Mehmet Büyükekşi'den en dibine kadar hepiniz skandalsınız ve bu Türk futbolunun en büyük kangreni sizsiniz. Her zaman da olmaya devam edeceksiniz. Bu sahnelerde devam eder. Bu takımlar bunları yaşamaya devam eder. Siz nesiniz ki sağdaki hakeminiz böyle olsun? İnsanlıktan nasibini almamış insanlarsınız hepiniz. Ya neyse. Sağda meşale var, oyun devam ediyor ya. Nerede görülmüş ya? Ve onun öncesinde bir, en ufak bir durdurma teşebbüsü yok. Sağda hadi Halil Umut Meğer var da bir tane hakem kulaklık yardımıyla hocam oyunu durdur. Sağda meşale var denmez mi ya? ya Fenerbahçe ceza alanı içerisinde penaltı noktasına yakın noktada meşale var. Ve oyun o esnada devam ediyor ve İsmail orada rakip oyuncudan kopuyor gidiyor. Meşaleyi alıp sağ kenarına da taşımaya çalışıyor. Öyle ve o savunma esnada yaptı oyun devam abi. ediyor yani düşün. Elinde Olacak meşale elinde mi? savunma yaptı. Oyun devam ediyordu çünkü. İçeriden bilgi alabiliyor musun? Yağız bu arada inşallah herhangi abi bir sıkıntı yani ben... yoktur. <laughs> İçeriden bilgi alsam ne olur ki? Yani yanlış anlama sana demiyorum da. Yani bu statta direkt attılar daha ya. Ben muhabirdim, tribündeydim. Hakemin üstüne atladılar. Kaldırım taşı attı. Kaldırım taşı geldi. Bugün kapı kolu atıldı. Şimdi 10 maç ceza versen ne olur ki? İstiyorsan 20 maç sahayı kapat ne olur? Yine Fenerbahçe Trabzonspor maçı olduğunda yine bu olaylar yaşanacak. Ya yanlış anlama. Biz de gidiyoruz maçlara yani. Yıllarca da gittik. İçeride dışarıda onlarca yüzlerce maça gittim. Ya bu kenarda turuncu yelekli veya böyle sarı yelekli güvenlikler var ya. Bak onlara da bir şey demiyorum abi. Çoğu işte emekli ek iş yapan hafta sonu gariban insanlar yani oradaki ekmeğe muhtaç insanlar sen bu adamı böyle ateşli bir maçta çevik kuvveti dizsene ya sahaya defalarca madde atıldı turuncu yelekli günlük gövmeyle çalışan güvenlikleri oraya indiriyorsun onların da canını tehlikeye atıyorsun Vallahi yani. adam ertesi gün özel hayatına geri dönecek o adam niye orada riske girsin Allah korusun bir şey olsa üstünden geçseler ezseler kim hesabını verir ya sen polisi bir dizdirsene ya orta sahaya bir kere yalandan geldi Halil Umut Meler. Yalandan o da. Sonra bir baktık ha. Bu arada tekme ve yumruk. Evet evet. Yemiş evet. evet. Ben şimdi Yani e, mesaj da yazıyor şu anda izleyicilerimiz Bolcuların durumunu da soruyorsunuz. Biz de içeriden bilgi almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Yani hem burada Yağız hem de e, içeride rejideki arkadaşlarımız da e, gelen herhangi bir bilgi olduğu takdirde sizlere tabii ki buradan aktaracağız. Maçın bitimiyle beraber biz yayına girdik. Girdiğimiz anda yaşanan bir durum bu. Taraftarların sahaya girmesi tam tünelin olduğu nokta. Bazı oyunculara saldırıda bulunulduğu bilgisi geldi. Ve e, muhtemel herhalde Fenerbahçe kulübü e, ya da yöneticileri de bu konuyla ilgili olarak bir açıklama yapacaktır. Yani yaşanan olaylarda orada ne oldu ne bittiği ile ilgili oyuncuların durumu ile ilgili. Umarız yani hangi... E, Livakovic'e vurmuşlar abi. Livakovic'e Livakovic e mi? Livakovic yaralanmış yaralanmış Livakovic. Hı hı. Livakovic bir, de bir çok duyduğum... kötü yumruk yedi diye metal evet, yazmış. Evet, evet, evet Livakovic'e yumruk attılar diye yazanlar var şu anda. Şey bu arada bir bilgi geldi şu an Fenerbahçe taraftarı eee Gökçene gidiyor. Takımı karşılamaya. Ya Allah'tan şimdi biz kızıyoruz. Tepki gösteriyoruz. Deplasman taraftarlarını niye almıyorsunuz falan diye. Yani iyi, i̇yi ki, ki bu... yok. İyi ki bu maçta da deplasman taraftarı yok. yok yani. Abi bayağı ooo. o sayım o sayım. İnanılmaz videolar var abi. İnanılmaz Öyle İnanılmaz videolar var. Şimdi onlarla ilgili tüm detayları vereceğiz ama bu arada tabii bazı sekanslara da girmemiz gerekiyor. <laughs> bu karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazandı. 5 gol vardı. 3 puan sarı lacivertlerin ve bu maça kral oranlarla oynayanlar da daha fazla kazandı. Günlük kazançta sınır olmadan her maçta daha yüksek oran ve daha çok kazanç kral oranla iddia.com'da şu anda gördüğünüz gibi e, bültenin yarınki programları ve sonrasındaki hafta içerisindeki programları da ekranlara gelecek. Öyle tahmin ediyorum ki buradaki maçlar e, Pazartesi maçları herhalde. Evet Pazartesi maçları ile ilgili olarak bültende e, cazip maçlar var, önemli maçlar var. İddaa bültenindeki tüm maçlarda daha yüksek oran var, daha çok kazanç var ve kral oranlar sadece iddia.com'da Kuponlarınızı iddia.com'da hazırlayın. Günlük sınırsız kazancın. Keyfini çıkartın. Herkes herkese söylesin diyelim. Ve biz... Abi çok kötü iddia yumruk yemiş ya Livakovic. Livakovic mi? Livakovic mi? Abi yumruk nedir ya? Sene, abi işte, sene 2024. Bak milat ya neydi yumruk biliyor abi? musun? Bak, ben sana bir şey söyleyeyim. Milat ne biliyor musun? Milat. Milat. Kimse yanlış anlamasın. Milat. Denizli Spor Fenerbahçe maçıdır. Milat. 2007 yılında oynanan Ali stadındaki sulu derbidir. Selçuk Dereli'nin 16 dakika uzatma verip de övündüğü, <laughs> ne oldu maç durdu, konfetilerden doldu ama ben de 16 dakika verdim o maçı bitirmek, bitirmemekten daha önemliydi diye sonradan röportaj yıllar geçtikten sonra röportaj verdiği maç ...Deniz Spor Fenerbahçe maçı. 2007 yılında Fenerbahçe'nin 100. yılında şampiyon olduğunda Ali Sami Asad'ına çıktığında Sulu derbi. Tıpkı bugünkü gibi. Bundan tabii misli 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 misli. Maçın Maçına kimi Bülent Demirel, Maçı bitirmedi. Maçı tatil etmedi. Milat bunlardır. Milat bunlardır. O dönemlerde eğer radikal bir şekilde cesaretli, yürekli talimat almadan tamamen gördüklerinin üzerine karar alabilecek hakemler olsaydı, o iradeye sahip olsalardı o yıllardan bu yıllara gelmezdi Türk futbolu. Milat odur. Bu kadar açıktır. Nettir yani. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. O sayının attığı bir tekme var. Onu konuşun falan diye böyle birkaç Nerede? tane bana da... Nerede? Kim atmış? Yani üstüne taraftar saldırınca. Etki, tepki diye bir şey vardır ya. Dünyanın neresinde görülmüş? Adam İngiltere'ye, İngiltere'den gelmiş. O sayı Samuel, İngiliz vatandaşı. Adam hayatı boyunca böyle bir olay görmemiştir. Üstüne koşarak direkt de saldırıyorlar... O sayı tekme atmış. Ne yapsın abi? Dayak mı yesin? Ya yok. da ne yapsın? Ne, ne bekliyorlar? ben? Valla bugün... Bunu diyen arkadaşı tekme atsak ne yapar? Ya ben anlamıyorum abi. Bak ciddi söylüyorum. Empati yapma yeteneğini kaybettik diye bunu söylüyorum. Yani ne, neyin kafası bu ya? Adama inmişler. Sağda tribünden saldırmışlar. Fiziki müdahale yapmışlar. Sokakta yapsan bunu adliyede alırsın soluğu. Geceyi nezarette geçirirsin. Hala burada o yok. O sayı tekme attı. Yok Livokovic yumruğa şöyle yaptı. Yok... Öbürü direğe ittirdi. Ya val bilmiyorum ha bugün yani. Ben Ertuğrul Bey'i tanırım. Ertuğrul Doğan Bey. Trabzonspor kulübünün başkanı. E, ki maç 2-0 iken yönetim istifa diye tezahüratlar yapılıyordu. Trabzonspor taraftarı bir taraftan. Hatta ve hatta öyle anlar yaşandı ki maçın içerisinde gerçekten. Hani her bir anında çok bambaşka vahim durumlar var. Yani Trabzonspor gol atmak için atak yapmaya çalışıyor. Tribünlerden pet şişeler atılıyor. Trabzonsporlu futbolcular da aynı zamanda onun altında. Atak yapmaya çalışırken ceza alanı içerisinde sağ kenarında. O esnada yönetim istifa tezahüratları maç 2-0. Yani 2-0 ve 2-2'ye geldi böyle bir karşılaşma. Umarım Ertuğrul Bey de çıkıp bir açıklama yapar. Yani camiasına, taraftarına... Ee... Pozitif bir mesaj vermesi bir kulüp başkanı bu zamana kadar göstermiş olduğu duruş bu yöndeydi çünkü. O da muhtemelen çok üzgündür. Tanıdığım için, samimiyetini de bildiğim için gerçekten üzgün olduğunu hissediyorum ben şu anda. Ya bugün belki de sıcağı sıcağına değil de yarın da açıklama yapabilir yani. Ee... Ya bu arada bu yaşanan olaylardan sonra Fenerbahçe oyuncuların fiili müdahaleleri üzerinden. Ceza. ceza beklentisi anlayacak var. ceza beklentisine girenler de Harbi diyorum büyük kalpsizsiniz ya. Versinler abi ya. Versin ya 25 maç versin Vallahi ya. Adam inmiş saye uçan tekme atmış senin kaç milyon yoluk oyuncuna. Adam buna tepki verdi diye ceza. Ya yesin cezayı ya. Versinler tabii. Bir de, tane iddia var şimdi onu araştırıyorum. Hani dua ediyorum inşallah Bak, gerçek yum, değildir. Yumruk yedi an mı bu? Evet abi evet, yumruk, yumruk yedi, yedi Bu arada yani bilmiyorum buradan video koyabiliyor muyuz ama bu fotoğrafta göründüğünün 10 katı falan şiddetli. Ya yani koşa koşa gelip Yumuk atıyor, Livakovic sarsılıyor. Ben şu an önümde açık. Bizim spor siştel e, hesabımız da aynı zamanda sanırım videoyu da paylaştı sağ içerisindeki yaşanan olaylarla ilgili olarak. Yani ekrandan e, video oynatırsak belki yayınımızın sonradan izlenmesiyle ilgili bir sıkıntı yaşanabilir. O bakımdan hiç öyle bir riske girmeyelim sadece Yok, fotoğraf aynen. verelim. Evet fotoğraf verelim e, çünkü sonra telif atarlar bir anda otomatikman yayınımız e, bu konuyla ilgili olarak sonradan sıkıntı yaşayabilir. O yüzden fotoğrafla verelim ama Spor's dijital hesaplarını da sosyal medyadan da hesaplarımızı da takip ederseniz eğer şu anda görüyorum evet. Ben görüyorum. Bütün her yerde şu anda o video dolaşıyor zaten. Yani Fenerbahçeli futbolcu ya da futbolcular bir reaksiyon gösterip de bu saldırı karşısında kendi savunmasını yaptı diye ceza beklentisinde olanlar acaba Livakovic'e gelen bu yumrukla ilgili olarak ne düşünüyorlar? Önce onun bir yorumlamasını yapın. Ya da sakatlandıktan sonra kalenin içerisinde yatarken atılan paradan dolayı çenesinin kanaması şuraya atılan paralardan dolayı atılan paraları önce onu yorumlayın. Önce bununla ilgili konuşun. Kale arkasından çekilen falan bir sürü videolar var şu anda. Gerçekten yani... çok, çok büyük bir çok büyük bir şey ve bugünlere getirdiniz. Mehmet Bey, Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanı her bir noktada, her bir organizasyonunuzda ligde, kupada, süper kupada, alt liglerde, hakem kararlarında, disiplin kurulu kararlarında, yaptığınız organizasyonlarda aldığınız güvenlik önlemlerinde her türlü, her türlü skandalları bu sezon bize yaşattınız. Bu sezon bize yaşattınız. Futbol tarihine bu zamana kadar birçok federasyon başkanı geldi, gitti, 4 sene kalan oldu, 7 sene kalan oldu, 3 sene kalan oldu. O kadar süre içerisinde, onca görev süreleri içerisinde yaşanmamışlıkları bir sene içerisinde, bir seneden daha kısa süre içerisinde Türk futboluna, Bizlere, taraftarlara, kulüplere, futbolculara, bütün camialara yaşattınız. Tebrikler. Tebrikler ve hala o koltukta duruyorsunuz. O koltukta duruyorsunuz. Ama o koltuk belki oturdunuz, oturdunuz. Çok sıcak geldi. Soğumaya da başladı. Onun da farkındasınız. Soğumaya da başladı. Abi tebrik ederim desen eyvallah falan diyebilir. Milyon kişi tükürse yarabbi şükür der. Hayatımda böyle bir insan görmedim ya. Hayatımda böyle bir yönetici görmedim ya. Yani bu yani bilmiyorum. Ins, DigiTable'da dedi ki ya. iki başkanı uzaktan gülerek izleyen bir zihniyet diye. Öyle bir insansınız ki eminim. Şu maçı zaten statlara gitmeye çok fazla yüreğiniz yetmiyor televizyonda izlerken gülmüş olma ihtimaliniz utanma ihtimalinizden daha fazla. Öyle sıkıntılı bir insan cümleleri de seçmek zorunda kalmak da kötü ama işte. Maalesef. Bakayım bir neler var bu akşamla ilgili ee, farklı farklı Abi o sahaya bıçakla saldırılma doğru mu? Onu araştırıyorum ben de. Ya yani çok ciddi bir iddia. Evet, şimdilik şöyle bir şeyden bahsetmeyelim. Sonuçta yani iddia üzerine şu anda herhangi bir Aynen. çünkü direkt olarak abi bizi kaynak gösterip burada böyle bir şey söylendiğine dair bir şey yayılır. O yüzden hiç böyle bir şeye girmeyelim. iddialar üzerine ancak resmi anlamda bir bilgilendirme olduğu takdirde bu konuyla ilgili olarak İzleyicilerimize biz de bilgi veririz ama çünkü şu anda bu tür gerginliklerin içerisinde her türlü manipülasyon bilgi bir iddia yer alabilir. Biz de yayıncı olarak bu konuda dikkatli olmamız lazım. O yüzden arkadaşlar bu yönde mesaj atıyorsunuz. E, chat'te görüyorum şu anda yazıyorsunuz. Fakat bununla ilgili olarak muhtemeldir ki yani umarım inşallah yoktur böyle bir şey yazdıklarınızla ilgili olarak ya da bize gelen iddia ile ilgili olarak ee, biz mutlaka bir şey verilirse bilgi verilirse size ileteceğiz. Bu arada 21 binin üzerinde izleyicimiz bizimle birlikte teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Ee, Valla ya bu kadar gergin bir e, gecenin ardından Ersin düzen yine ağzım yanmasın diyorsun diyor <laughs> Mehmet B. Ne demek istedi? Boş, boş ver Boş beraber. Vallahi vallahi bugün yani. Devam. devam evet. O kadar Devamış. olaylar yaşandı Aynen. ki. Böyle böyle Ne olduğunu yaşandı. anlamadım. Şu. Benim aynı ama için. yani yine aynı şeyi söyleyeceğim. İnan un, unutamıyorum o sahneyi ya. Yerde yan bileğini basıp bilmiyorum ben ömür boyu da bu sahneyi hatırlatacağım elimden geldiğince. Ya savaşta bile. Yaralı adamı ateş etmezsin ya. Yani bu yazılı olmayan bir kuraldır. Adamı çenesinden yardılar ya bozuk parayla. Benim o görüntü gözümün önünden bir türlü gitmiyor. Daha şeye geçmedim. Bu Osay'ın Osay'ın O şey mi? Kendini savunduğu an mı? Ya da diğerlerinin e, tabiriyle e, ona yapılan e, saldırıdan sonra tekme atması hatta işte yumruk atması ile ilgili olarak ceza almalılar dedikleri mevzu bu. Evet. Artık sanki şey olarak... iki oyuncu yere yatırmış, şey iki kişiyi yere yatırmış da durduk yere dövüyor gibi. Yani bunu da çok uzun süre ekranda kalması da doğru değil. Yani devamını da getirelim yani bunu vereceksek. Hani öyle bir şey ki yani hani bu keşke video paylaşabilsek işte neler e, neler yok, var pay... da. paylaşırız da. Olmaz ya? Abi tekmeler, yumruklar, bu arada büyük rezillikler yani gerçekten Fenerbahçe Beko kaptanı sevgili Melih Mahmutoğlu yazdı şu an yayınımızı izliyormuş. Ee, Trabzonspor PS basketbol diyor düşmeden önce biz de bunun birebir benzerini yaşadık diyor. Yeter artık diyor yani söyleyebilir miyim diye izin aldım ben de. Her gittiğimizde diyor bu tarz olaylarla bu tarz fiili müdahalelerle karşı karşıyayız diyor Melih Mahmutoğlu. Yani bu iş nereye gidecek abi inan Bilmiyorum eskiden şöyle durum oluyordu hani ben ilk ee, başkan seçildikten sonra Ali Bey bütün kafileyle beraber işte Trabzon turu yapılmıştı. Ben de o dönem ee, TRT'de muhabirdim pardon o dönem Haber Global'de muhabirdim. O zaman mesela Trabzonlu arkadaşlar şey diyordu ya bizim hani derdimiz geçmiş senelerle alakalı artık başkan değişti Aziz Yıldırım gitti İşler düzelecek bir sene sürdü abi bir sene sürdü. İkinci sene yine gittim oraya. Bu kez ile gittim. Trabzonspor şeyine, maçına. Küfürler kıyamet havada uçuşuyordu. Ya gerginlik arıyoruz kendimize ya da bilmiyorum. Böyle alıştık böyle olmadığı zaman mı acaba? Sessizce biten bir Trabzonspor derbisi hatırlıyor musunuz? Hiç. E, minimum biliyorsun. En böyle olaysız olur. bir kupada olmuştu. 2-1 Sörlot atmıştı yanılmıyorsam. Evet. O maç biraz hani tepkisizdi. Ama bu maçın böyle olmasını gerektirecek bir durum da yoktu. Fenerbahçe ile çekişiyor mu Trabzon? Cık. Maç önü bir sert demeç ya da bir kışkırtma oldu mu? Hayır. Maç içinde futbolcuların tribünlere bir kışkırtması, küfürü, hakareti bir şey oldu mu? Gördüm hayır. Neden oldu peki bu olay? İki olacak? başkan çok normal ve ya güzel açıklamalar yaptılar. Maç önü, ben sana şunu söyleyeyim. Maç önü belki de tarihte görülmemiş derecede, buradan Ertuğrul Başkan'a da hani teşekkür ediyorum. Bir gazeteci, bir futbol sever olarak. Çok yerinde açıklamalar yaptı. O açıklamalara rağmen tansiyon düşeceğine tam tersi oldu. Ya şu maçta olay çıkacak desen maç öncesinde inanmazdım yani. Ya Niye bir, çıksın derdim. Bir organize olmuş demek ki. Ya var. Abi, yani yönetimden var. başkandan var. bağımsız bir vaziyette bir organize olmuş. Yani orada e, hatta ben. E, Fenerbahçe üçüncü golü attıktan sonra eyvah dedim. normalde ya bir maçta gol olduktan sonra insan eyvah, eyvah der mi ya? Ha? Ya gerçekten üzüntü verici olan nokta bu. Niye eyvah diyorum peki? Yani 2-0'dan 2-2'ye gelmiş, Fenerbahçe üçüncü golü bulmuş, maçın artık bitmesine dakikalar kalmış. Yaşanabilecek taraftarların sahaya girebileceği endişesi, bambaşka şeyler olabilecek futbol dışı ve sağ içerisinde bir anda onu düşündüm. Bir anda onu düşündüm. Ve düşündüğüm, maalesef düşündüğüm son düdükten sonra yaşandı. Ya, ya, futbolu seyrederken, futbolu izlerken bir insanın bunu böyle düşünmesi normal mi? Peki ben bunu maç öncesinde düşünüyor muydum? Düşünmüyordum. Ama maçta yaşananlardan sonra böyle düşünmüş müyüm? Böyle düşünmüşüm. Peki bunun önlemi alınmış mı? Alınmamış. Alınmazsa ben bu kokuyu alabiliyorsam eğer sağdaki hakemin bunu daha iyi alması gerekmez mi? Bu kokuyu daha iyi bir şekilde orada bu tecrübedeki bir hakemin bunu daha iyi soluması ve bunun önlemini daha iyi alması gerekmez mi? Öyle olması gerekiyor yani. Uğurcan Çakır'ın herhalde ee, açıklaması olmuş. Maç sonunda istenmeyen görüntüler oldu. Tasvip etmiyoruz. Taraftarlarımıza teşekkür ediyor. Onlardan özür diliyoruz demiş Uğurcan. İlk yarı bizim için kayıptı. İstediğimiz planları çalıştıklarımızı sahada yapamadık. Bunda Fenerbahçe'nin de payı vardı. 45'te 2-0 oldu. Soyunma odasında konuştuk. Hocalarımız hafta içi çalıştıklarımızı anlattı. İkinci yarı oyunun hakimi bizlik. 2-2'yi yakaladık. Galibiyete yakın olan taraf bizlik taraftarımızla. Mağlubiyetle ayrıldık. 3-2 oldu. Aslında 200'e yakın Süper Lig'de maç oynadım. Röportajlarımda hakemlerle ilgili konuştum. Halil Umut Meler Türkiye'nin en iyi hakemlerinden biri. İki pozisyon hariç iyi maç yönetti. Umut Boza'ya yapılan faul var. Devamı gol oluyor. Hakemler hakkında konuşmayı sevmiyorum. Sağ içinde kalmaya çalışıyorum. Net faul var. Dünyanın her yerinde faul o. Devamında da gol oldu. Ya Bugün yaşanan manzara hayatımda ilk defa gördüğüm bir manzara. Maçın sonunda o kutlamayı yaparsanız bu sıkıntılar çıkıyor demiş Enis Bardi. Ya Enis e... dayımın adı neyse. Kadiköy. Enis... Kadıköy'deki şey maçta Trabzonspor sevindi sağın ortasına zıplayarak. Ya baba sevineceksin e... Ay, tabii sevin... gözünü seveyim evet, evet. oğulcancığım ya. Ay sevinecek Yağız zaten onu dert Sevinecek yok. de üçlü hani de her şeyi de yapacak bunu diğer ya. Diğer adam da bunu yapıyordu yani bunda ne var? Bundan doğal ne var? Galibiyetini evet. kutlayacaksın tabii ya abi ben yapayım. yaparsan görürsün nedir ersin abi yani gerçekten yapılan açıklamaları da şaşırıyorum yani hem Uğurcan'ın hem Bardi'nin teşekkür falan ediyorsunuz abi. Tof. Hmm. Abi bu nasıl bir görüntü ya? Bu ne abi? abi ya sen bu, de ya, bunu bu, boş ver. Bunları bir defa karşılaşmıyoruz tabii. Bu da yani tam da bu nedir abi bu ne? Ne abi o elindeki bu adamın? Korner direğini sökmüş. Delirmişsiniz Burada ya. Burada görüntülerde polis yok. Ben mi göremiyorum acaba? Göremiyorsam arkadaşlar lütfen. Polis olanın da. <laughs> ya ciddi söylüyorum bak. Spor şube girmiş. Sol tarafta bir kırmızılı bu arkadaşımız var. Sağ çaprazda var. İki tane kırmızılı. Spor şube. Evet spor şube üst. Ben şeyle ilgili o ile ilgili olarak bakıyorum da bir şey var mı ya. yok mu diye. Ee, hala resmi bir şey teyit edemiyorum. Onu ben de herkese yazıyorum yani, ama evet. telefon da sürekli önümde. Arkadaşlar konuşun diyorsunuz o ile ilgili olarak. Bakın bir kez daha söylüyorum. Biz yayın yapıyoruz. Sizler de bu yayında bizimle birliktesiniz. Eyvallah sağ olun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Her birinize mesaj yazıyorsunuz. Bildiğimiz bir şey resmi olarak herhangi bir şekilde teyit edilmediği takdirde varmış gibi bunun üzerine bir yorum yapmak doğru bir yayıncılık değildir. Doğru bir yayıncılık değildir. Böyle bir durum olduysa eğer mutlaka Fenerbahçe Kulübü tarafından kısa zaman içerisinde bir bilgilendirme yapılır. O zaman söyleneceklerin bin mislini daha fazlasını söyleriz. Şu ana kadar başından bu yana da zaten işimizdekileri döküyoruz, konuşuyoruz. Söyleyebileceklerimizi söylemeye çalışıyoruz, yorumluyoruz. Herhangi bir çekincemiz yok zaten. Eleştirilerimizi dile getiriyoruz ama bir iddia üzerine sosyal medyada yazılan ya da burada konuşulan bir iddia üzerine üstüne köpürte köpürte bir yayın yapmak doğru bir yayıncılık değil. Sonrasında çünkü ihale bize kalır. Sonrasında her yer şunu yazmaya başlar. Spor Sistel'de iki nokta üst üste şöyle 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 oldu diye bize mal ederler. Biz böyle bir sorumlulukta olamayız. Ama kulüp resmi bir açıklama yapar arkadaşlar. Bununla ilgili olarak da Üzerinde konuşuyoruz. Yeter ki teyit gelsin, yeter ki oradan bir bilgilendirme gelsin. Bakın, ya sürekli, sürekli telefonda, rejideki arkadaşlarımız telefonda hep bir istihbarat peşinde koşuyoruz. Oğulcan sürekli olarak aynı zamanda takip ediyor. Ben elimden geldiği kadar takip etmeye çalışıyorum bu arada. Onu da söyleyelim. Yani her şeyi burada konuşuyoruz. Hiç merak etmeyin. O konuda bir endişeniz olmasın. Eleştirirse eleştiri. Neyse, ne yaşandıysa söyleyebileceğimiz ne varsa hepsini çekinmeden her şekilde söylüyoruz arkadaşlar. O konuda bir tereddütünüz olmasın. 27 bin izleyicimiz oldu. Teşekkür ediyoruz. Şu anda bizimle birlikte. Bu arada Yıldızlı Teknoloji Günlerinin de Mediamarkt'ta tam zamanı akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta. Arkadaşlar Yıldızlı ürünler var. Yıldızlı ürünleri keşfetmenin Mediamarkt'ta tam zamanı. Ve son gün 18 Mart artık 18 Mart'a giriyoruz detaylar mediamark.com.tr'de ve uygulamada aynı zamanda mağazalarda yıldızlı ürünlere bakabilirsiniz geniş ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz diyelim şöyle hemen bir bakayım açıklama var mı sevgili Cengiz Han da gönderiyor ikinci yarı oyunun hakimi bizdik demiş Uğurcan bu arada 2-2 yakaladık taraftarımıza galibiyete yakın olan taraf bizdik mağlubiyetle ayrıldık. 3-2 oldu şeklinde şu anda kulüp yönetimlerinden bir açıklama olmadı herhalde değil mi? Yok ben de zaten onlara yazıyorum. Evet. Sık, sık da Kulüp evet. yönetiminden ya e, onlar da kısa zaman içerisinde bir bilgilendirme yaparlarsa hatta ben de yazayım. E, çok iyi olur çünkü taraftar da endişe ediyor abi şu anda. Ya şu yani... an ilk edindiğim bilgi herhangi bir problem yok ama teyide hala muhtaç. Yaralananlar var. Ben de yazıyorum. Şu anda yönetimle mesaj yaşıyorum. Yani daha doğrusu ben yazıyorum. Cevap alabilir miyim? <laughs> bir açıklama yapacaklar mı acaba? Yani şu an için yani planlanmış, beklenen bir açıklama yok. Abdullah Avcı sahanın içinde kalalım yine. Onunla ilgili kalalım <laughs> daha sağlıklı olacak. Ya Abdullah Hocam Ya boyu. böyle bir durum ya bu maçta Kadıköy'de olsa... yaşanmış olsa, benzeri yaşanmış olsa gözünü seveyim yapmayın abi ya. Yapmayın gerçekten yapmayın yani. Fenerbahçe son maçını Trabzonspor'la oynadı Kadıköy'de. Hatırlayın. Bursa Spor şey, şampiyonluk yarışının içerisindeydi. Fenerbahçe Trabzonspor maçı bir bir berabere bitti. Beşiktaş'ta Bursa'da Beşiktaş'ı 2-1 yendi. O maç mıydı? O maçtı değil mi? O maç değil miydi? O, o maç o maç maçtı. Sıramı o maçtı. Kırmızı kart, penaltıda kırmızı kart falan var demiş. Ne demiş? Burada abi. Yani ortadaki yani. açıklama. Penaltı hakkında yorumcular muhakkak söyleyeceklerdir. Bilgilendirme olursa sevinirim. Penaltıda kırmızı kart var mı yok mu diye. 2-0'dan 2-2 olan bir durumu konuşacakken devre arası ve maç sonundaki durumu konuşacağız. Buna girmek istemiyorum. İsmail Hoca'ya da söyledim. Oyuncuya dikkat edelim diye. Maçın sonunda yaşadıklarımız üzüntü verici. Bütününde ne çıkacak bilmiyorum. Ben yine sağın içinde kalmaya çalışacağım. Kalalım hocam. Kalalım. Yani, sahanın içi çok önemli. Olduğundan abi. dolayı kalabiliriz. Kırmızı kart. Penaltı. Kalalım hocam. Nasıl olabiliyor böyle bir açıklama? Biz boşu boşuna demek ki konuşuyoruz yani gerçekten. Ya düşün ki işin aktörleri onlar. Yani futbolcular, teknik adamlar, yöneticiler, başkanlar değil mi? Ya futbolun normalde aktörleri onlar değil mi abi? Biz yorumcular dışarıdan izliyoruz maçları, takip ediyoruz. kendimizi bir fikir beyan ediyoruz burada, yorum yapıyoruz. Ama normalde maçı oynayanlar, maçın hazırlığını yapanlar, Tamamen onlar. Futbolun aktörleri aslında onlar. Ama eğer onlar bu topa girmiyorlarsa, onlar bu konuyla ilgili olarak konuşmuyorlarsa ne diyebiliriz ki yani? Ersin biz abi. yine konuşacağız onu söyleyelim. E, tabii. Biz, abi, ya tamam. biz sahanın içinde konuşmaya çalışırız. Ne kadar konuşuruz o şüpheli tabii ki ama iki futbolcu bir teknik adam. Biri taraftara teşekkür etti. bir orta sahada öyle sevinirsen provoke edersin dedi. Bir tanesi de kırmızı kartın vesairenin Evet, derdine düştü. Ne bu abi? Şey, yani hani ben bize mi anormal geliyor yaşananlar? Çok normalde biz mi abartıyoruz? Yok, abartmıyoruz, abartmıyoruz. Çünkü şu anda yayın yapan hemen hemen herkes, e televizyon kanallarındaki herkes mevzuyu tamamen futbol dışındaki yaşananlarla ilgili konuşuyor. Kimse Fred'in 30 metreden muazzam bir gol atmasını konuşmuyor. Kimse Tadiş'in bugünkü performansında ne kadar kaliteli, ne kadar iyi, güzel işler yaptığını konuşmuyor. Konuşamıyor yani daha doğrusu. Konuşamıyor. Fenerbahçe'nin 2-0'dan 2-2'ye gelmiş bir maçta bu gerginlikler, bu yaşananların sonrasında Üçüncü golü bulmasının soğukkanlılığını, Bahçahin'in girer girmez yine sonucu etki etmesini konuşmuyor. Konuşamıyor. Konuşamıyor. Anormal Konuşturmuyorlar olan... çünkü. Konuşturmuyorlar. O... Anormal olan biziz. Ben açıklamalardan bunu anlıyorum. Anormal olan biziz. Hata yapıyoruz. İrfan Can Kahveci bir story paylaşmış herhalde. Ersin abi İrfan'ın storiesine bir bakar mısın diye Gökhan Yaman yazmış. İrfan derken hangi İrfan? İkisine de bir bakabilirler. İrfan Can Eğri Bayat da olabilir. Abi. Ee... tamam abi geldi bilgi. Geldi mi? Geldi. Evet. O bıçaklanma iddiaları şeymiş. Yalan mı? Yalan. Oh. Fili müdahalelerden sebep yara alan oyuncular var ancak o sayının bıçaklandığı iddiaları doğru değil. Teyit edildi. Ettim şu an. Soyunma odasından teyit ettim. Evet. evet. Şimdi tweet'i de hatta Yağız. Ben Aynen. de hemen retweet'i ettim. O atılması gereken bir Twitter tabii, özür tabii, dilerim? Tabii Yo 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 doğru, çok doğru doğru. Aynen, tabii tabii kesinlikle öyle. Ya çünkü şu, o kadar çok fazla mesaj geldi ki insanlar bize tepki göstermeye başladılar. Ulan şuramdan yalma indi yani. Konuşmuyorsunuz abi, diye. Sen abi futbol maçı izliyoruz biri bıçaklanıyor ya. Evet yani. yani insan, i̇nsan yani en tabii, tabii. nihayetinde bu. Ha, bir tarafta hani. endişe ediyorsun. Gerçekten bu olay inşallah doğru değil diye düşünüyorsun. O kadar çok yazıldı ki yazılmasının sonrasıyla ile birlikte... Daha fazla endişeleniyorsun. E Bir yandan da tepki geliyor. Niye konuşmuyorsunuz? Oyuncumuz bıçaklandı diye. Ve e, Yağız içeriden bilgiyi teyit etti. Yönetimden bilgiyi teyit etti. Herhangi bir şekilde bir bıçaklanma durumu söz konusu olmadığına dair. Onu da izleyicilerimize de aktarmış olalım. Ama de... şey kafası şişen, gözü şişen, ensesi, arka tarafı şişen, işte bacağında yaralar olan oyuncular var. Ama öyle işte bıçaklanma vesaire gibi. Ya bir de bu tür haberleri yaparken çok dikkatli olmamız gerekiyor dedin sen. Yüzde yüz katılıyorum abi. İnfial yaratır. Bak infial yaratır yani. Sen burada söyleyeceğin bir ifadeyi Nijerya'da artık dünya çok küçük ve global. Annesi görebilir, ailesi görebilir o sayının. Ya bu ölmeyi bayılmak zannediyor insanlar bazen. Düşünsene abi evde oturuyorsun. Bir tane işte birisinin bıçaklandığını, yakınının bıçaklandığını görüyorsun. Yalan senin o anda yaşayabileceğin durumu nasıl düş Yani nasıl içine girebilirsin bunun? O yüzden bu kadar çok bekledik hani. E hadi büyük ekşi. acil bir yönetim kurulu toplantısı yapsana. Halil Umut Meler'e saldırı olduğunda maç bitince. Toplasana yönetim kurulunu. Sonra gecenin bir vaktinde yeter yeter diye bağırsana. Hadi bağırabiliyorsan bağır bakalım. Hadi. Madem federasyon başkanısın. Madem bu federasyon bu kulüplerin değil mi? Gözetiminde. Bu kulüpler federasyonun gözetiminde değil mi? Hadi. Topla yönetim kurulunu. Çık basının karşısına. Yeter yeter diye bağır. Bak. Bir tane hakeme saldırıda bulundu. Bütün herkes ayağa kalktı. Bizler de ayağa kalktık. Tepkimizi ortaya koyduk. Bir tane futbol maçı oynandı. Maç sonunda Fenerbahçe'li futbolculara saldırdı. Birileri tekme atıyor. Birileri uçan yumruk atıyor. Biri ona vuruyor. Biri öbürüne vuruyor. Biri şunu yapıyor. Biri bunu yapıyor. Hadi. Hadi yeter yeter diye bağırın. Utanıyorum ya şu tweet'i attığım için. attım tweet'e bak. O sayının bıçaklandığı iddiaları doğru değil ya. Böyle bir tweet. Vallahi ben ya. Ben 2011'de iletişim fakültesine girerken hiç böyle tweet'ler atacağımı, böyle haberler yapacağımı hayal etmemiştim. Sağya atlayan oldu, direkt atıldı, otobüs kurşunlandı. Bir ton olay oldu, millet birbirini vurdu. Yani biz ne ara bu seviyeye geldik? Gerçekten futbolun içinde miyiz? Şurada bile yaşanan bir mağduriyet üzerinden insanlar kendi tuttukları takımın geleceğini düşünüp mevcut saha içinde dayak yiyen veya saldırılan oyuncuların bugün veya haftaya ne kadar ceza alacağını konuşuyor ya. Sen de her şeyi büyük ekşiye bağlıyorsun. Ben mi? Yazmış biri. <laughs> bana mı yazmış? Kime yazmış? Yazmış işte. Sen de her şeyi büyük ekşiye bağlıyorsun. Kime bağlayacağız abi? Mesela ben bir görüntü göstereceğim. Sağ olsun Niko yeni bayrak gönderdi şimdi. Bak abi. Spor şube. Sağa atlayan bir taraftar bayrağı sökmüş. Bunu gördü bu görüntüyü gördün mü abi? Aa gördüm. Evet evet. evet. Bayrağın ucu. Yani köşe, köşe gönderinin ucu. Sivri bir hançer gibi. Ve burada. Buradaki emniyet mensubu arkadaşımız. Buradaki bu taraftar arkadaşımızı tutmasa. İrfan Can Eribayat'la Serdar Dursun'a mı saplayacak bunu hançer gibi? Bak bak ters tutuyor bak bak bak. Bak. Yani ne ha bu da benzer ona göre. Aynen ucu, tut, ucu burada ya, da. Ya, Tutmasa vuracak orasıyla oradaki emniyet mensubundan razı olsun ya, yani adam razı şey, olsun. bir şey sorabilir miyim size ya? Bakın arkadaşlar maç oynanırken şöyle bir eleştiride bulundum. Burada da dürüst bir şekilde dile getireyim. Maç 2-1 oldu. Maç 2-0 iken bütün gerginlikler saat 2 şey, 2 yaşandı. Değil mi? Evet. Yani evet. ikinci devre başladı. Sularla başladı. Sularla beraber her şey öyle bir ortama geldi ki bu bu zamana kadar konuşmuş olduğumuz futbol dışındaki asıl mevzunun ana noktası ikinci yarının başlangıcı ve maçın 2-1'e geldiği ana kadarki olan süreç içerisinde. Doğru. İlk defa Fenerbahçeli futbolcular ilk defa hakeme sahaya atılanlardan dolayı rahatsızlıklarını dile getirdiler İsmail Mert Hakan Sarıkart gördü hatta hı hı. İrfan Can Kahveci İsmail Hoca kenarda yani oyun oynanamaz noktaya geldiğine dair sistemlerini dile getirdiler ve ben de şöyle bir eleştiri yaptım dedim ki ya arkadaş maç 2-0 öndesin eyvallah da maç oynanmıyor sen 2-0 önde olduğun noktada neden hakkını aramıyorsun sana atılan bu kadar su meşale o bununla ilgili olarak hakeme gidip de bunun selzenişini bulunmuyorsun Biz hocam bu şartlarda nasıl maç oynayacağız? diyemiyorsun da 2-1 olduktan sonra diyorsun. Hatırlayın değil mi? Evet. Bunu söyledim. Ben. Ha. Bir tane Fenerbahçeli futbolcu tribünleri tahrik etti mi? Etmedi. Bu 2-0'lık olan süreç içerisine kadar bir tane oyuncu herhangi bir harekette bulundu mu? Hayır. Bir şey yaptı mı ya? Onu şaşırdım ben de abi zaten. Bir şey yapmadı abi. Ya eskiden Volkan Demirel'i bahane ediyordunuz abi. Golden sonra kayarak geldi diye. Biz ona çıldırdık falan diye. Bugün bir tane oyuncu herhangi bir şekilde bir reaksiyon sizin tahrik olmanıza, tribünlerden bir şeyler atmanıza neden oldu mu? Ben buna gıcık oldum kardeşim bana bu hareketi yaptı diyebileceğiniz bir oyuncu oldu mu? Ya Livakovic kalede ya hiçbir şey yapmadı. Ağzından tek kelime çıkmıyor, tribünlere ufak bir şey yapmıyor. Adam hayatı boyunca yaşamadığını burada yaşadı ya. Ya bu travmayı ailesine, yakınlarına, ülkesindeki insanlara, basına, onu bu gece arayacak olan insanlara nasıl anlatacak abi? İzleyenler, para atıyor, çenesi yarılıyor, maç bitiyor, yumruk yiyor. Nasıl anlatacak abi? Bu fotoğraflar şu anda bütün uluslararası medyanın şu anda paylaştığı fotoğraflar, videolar. Nasıl anlatacaksınız abi bunları? Bir tane fotoğraf attım arkadaşlara. Düşündüğüm şey mi? Ha geldi. Şimdi buradan soruyorum arkadaşlar. Samuel Osayi uçan tekmeli uçan yumruk atmış ya. Hayatınızda kaç kere bıçaklandınız? Bir bunu sorayım. İki. Hayatınızda kaç kere üstünüze bıçakla birisi geldi? Bu iki. Üç. Böyle bir reaksiyon anda ne yapsın abi bıçaklansın mı çocuk? Topundaki topundaki bıçak değil mi? Topundaki. Allah nasıl biliyorsunuz? Ya burada kendini savunmasa belki de bizim burada yayın bile yapamayacağımız derecede futbolu asla konuşamayacağımız derecede bir adli yayın yapıyor olacaktık belki de ve iddialar belki de gerçek olacaktı işte. O zaman da yazabilecek miydi acaba? Diyorlar ya. Fenerbahçeli futbolcu ceza almalı, bunlara ceza verilecek mi diyen troller diyebilecek mi er miydi acaba? Ha gerçi onlar derlerdi yine onların utanmaları, onların vicdanı yok. Yok. Vicdan falan yok abi. Abartıyorsunuz falan derdi. Kesin. Ben Desaoza'ya saldırı olduğunda da maç sonu yayında ekranda yine aynı şekilde bas bas bağırdım arkadaş. Ceza verildiği zaman da bas bas bağırdım. Bugün de Fenerbahçe'li futbolculara yapılanlar karşısında bas bas bağırıyorum. Ben buyum. Galatasaraylı da olsa bas bas bağırırım yine aynı şekilde. Ne yaşandıysa, ne yaşanacaksa, ne yaşanmışsa. Bak ben az önce bir şey dedim ya mesela. O gör, gördüğü görüntülerden sonra şimdi o sayının temsilcisine yazdım. Babası arıyormuş. Dakikalardır o cep telefonundan. Ulaşamıyormuş şu an Nişanyada. Yeah. İşte bu yüzden ben diyorum böyle her duyduğunuzu yazmayın. Ya iki fav alacağım diye milletin bak şu an görün bak no every not spoke him to mesela adam. Ulaşamıyorum yani konuşamamış hala. Şu an düşünsel <laughs> içinde bulunduğu durumu. Ya benzetme yapmak istemiyorum anlayın ama yani onu söylemeye çalışıyorum. Bak Ersin abi tam üstüne. Joseph'i bu kadar konuşmadınız kıs kıs gülüyordunuz. Demiş. Vallahi Joseph ya niye gülelim <laughs> abi ya? Allah Allah. Bak her şeyden bir kıyas çıkarıyorlar. Konuşmadık mı diyor? Kıs kıs gülüyor gülüyordunuz yaz demiş bir de. Ya Josef'e saldıranında gülen de Ya, ya. mübarek Ramazan Neyse. gecesi yapma Aynen. gözünü seveyim güzel kardeşim ya. Allah'ını seversen yapma. Ne olur? Ne olur yapma. Yani bir o biz değildik. Onu söyleyeyim de yani belki lafın başkalarına, başka yerlere, belki başka yerde gördün bunu konuşmayana ama bize ne olur? Ya bize hakkaniyetle yaklaşın ya rica ediyorum. Ee, bu arada üçümüzün üzerinde de aynı Firmanın ürünü var. <laughs> evet Havuz. Evet. İyi oluyor böyle. Arada ben böyle giriyorum ama. <laughs> güzel güzel abi. Biraz sakin, evet. sakinliyoruz. Kıyafet sponsorumuz Hamal'a bu arada teşekkür ediyoruz. Bugünkü yayın özel bir yayın. Ee, futbol konuşmak için toplandık ama şu ana kadar futbolun fevzini konuşamadık. Teşekkür ediyoruz. Giyim sponsorumuz Hamal'a. Hamal'ın bu arada B-Club adında içinde farklı ayrıcalıkların olduğu da bir sadakat programı mevcut arkadaşlar. Hemen onunla ilgili kısa bir hatırlatma yapayım ben. B-Club üyeleri ilk alışverişlerinde %15 indirim kazanıyor ve her alışverişte de %5 hani puan para kazanıyor. Bu hani puanların her biri 1 TL'ye denk geliyor. Harcadıkça kazanıyorsunuz. Fırsatlardan ve kampanyalardan da aynı zamanda anında haberdar oluyorsunuz. Sizler de eğer bu ayrıcalıklı kulübün bir parçası olmak istiyorsanız markanın web sitesi üzerinden B-Club sekmesine tıklayabilirsiniz. Hamıl mağazasına giderseniz eğer kare kodunu kolayca okutmanız yeterli. Ve arkadaşlarımız da videonun altına bir link bıraktı. O linke tıklayarak da aynı zamanda daha detaylı bilgileri de erişebilirsiniz. Hamal'a teşekkür ediyoruz. Bize, giyim sponsorumuza çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, Ersin Bey diyor, Pınar Hanım yazmış. Pınar Atak, Ersin Bey Trabzon'da son zamanlarda yaşananlardan sonra en çok kime yaradı otobüs kurşunlanması ve sahaya gelmesi şeklinde. Ya tabii Rize dönüşü biliyorsunuz bir 2015 yılında yaşanan çok çok vahim hala faillerinin bulunmadığı Fenerbahçe otobüsünün kurşundanma olayı vardı ki sonrasındaki süreçte Fenerbahçe o sezon şampiyon olamamıştı. İsmail Hoca da yönetimde başkanı Aziz da herkesin de özellikle vurguladığı nokta oydu. Futbolcular olumsuz etkilendi. Bugünkü saldırıdan dolayı da mutlaka etkileneceklerdir de Allah'tan bir milli maç arası var. Yani 3 Nisan'a kadar maç yok biliyorsunuz. ve bu uzun arada İsmail Hoca birçok futbolcu zaten milli takıma gidecek. Orada en azından kafalarını başka bir yere odaklanma şansına sahipler. Onu da söyleyelim. Ee, Melika'ya yazmış. Ersin abi Osay'a saldıran taraftarın elinden bıçak düşüyor. Çimlerin üstünde fotoğraf var. İddialar bundan dolayı olabilir Gö diye. Evet, evet gösterdik az önce az önce. az önce. az önce gösterdik sevgili arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Ee, açıklama var mı diye bir bakayım ben. Taraftan da o da Fenerbahçe hala stadyumda şu anda ...güvenliğin sağlanmasını istiyormuş. Bu bir bilgi değil. Yani buraya kadar bilgi. Bundan sonra söyleyeceklerim bilgi teyit edilmemiş bilgi. Stadyum etrafında da çok sayıda toplanan Trabzonspor taraftarı olduğuna dair bir iddia var. Onu da şu an araştırıyorum. Şu an Fenerbahçe hala e, tırnak içinde söylüyorum. Can güvenliği sağlanmış bir noktada e, stadyumdan çıkmaya hazır değil. Ulaşmaya da çalışıyorum. Çok zor ulaşıyorum. Çok işin telefonu kapalı. <laughs> Başuayi bir paylaşım yapmış bu arada. Hı -hı. Hak, e, Jose Mourinho videosunu koymuş e, Başuayi e, ve altında da İngilizce yazıyor. I prefer not to speak. If I speak, I'm in big trouble diye e, konuşmamayı tercih ediyorum. Konuşursam <laughs> çünkü çok büyük problemler. Yaşayabilirim başım belaya girebilir şeklinde. Yani konuşursam cezaların demek istiyor aslında baş şu ay. Bunun açılımı doğrusunu söylemek gerekirse bu. Böyle bir paylaşım yapmış. Sonra da silmiş herhalde. Ha şimdi onun yerine 2, 4, 6, 7 tane kızgın surat. İçeriden fotoğraflar geliyor bu arada. Abi Serdar'ın formada da var. Mert'in üstündekinde Tan de işte dedim ya. Fiili müdahalelerden sebep yaralanma dediğim bu. Bu takım fotoğrafı geldi. Serdar Dursun'un paylaşımını da ekrana getirdik. İrfan'ın son storiesini de ekrana getirdik arkadaşlar. Soyunma odasında toplu fotoğraf çekmişler. Batşuay'ı az önce okuduğum videoyu silmiş. Bu paylaşımı yaptı şimdi. Ee... Başka ne var? İsmail Kartal. Açıklama yaptı mı? Bir tane açıklama gördüm ama o büyük ihtimal troll ya. İsmail Kartalla ilgili mi? Yani yok. bir troll bir açıklama Bakayım olabilir. Trabzon'u santim santim ezberledik diye bir açıklama yazmış birisi. Liba yok takım fotoğrafında. Son 3 maçımızı 2 Avrupa ve Pendik maçı 118 kilometre üzerinden koşan bir takımım var. Çeyrek finale çıktık. Ülkemizi temsil eden tek Türk takımıyız. Buraya bu kadar yıpranmış bir takımla maça çıktık. İlk yarı oyunu planladığım gibiydi. Santim santim Trabzonspor'u iyi analiz ettik. İlk yarıda oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. 2-0 öne geçtik. İkinci yarı başında Serdar Aziz'in kasında problem vardı. Jadon oyunu aldık. Hiç beklemediğimiz, anlam veremediğim şekilde tribün saldırısına uğradık. Kanatlarımız ve beklerimize bu kadar madde atılması oyunumuzu etkiledi. Ben kafama, vücuduma demirler, su şişeleri yedim. Biz provoke etmedik. Yere atmadık. Sağ için atılan şişeleri ben bile dışarı attım. O da çok enteresan bu arada. Onunla ilgili bitti mi abi? Bakayım. Maç 2-2 oldu. Sonradan yaptığımız hamlelerle maçı kazanmasını bildik. Maçtan sonra Trabzonlu oyuncuları kendi oyuncularımı tebrik ediyordum. Oyuncularım orta sahada seviniyordu. Sağ içerisine taraftarlar girdi. Sağ içinde soyunma odası koridorlarında saldırdılar. Kadıköy'deki maçtan sonra Trabzonsporlu futbolcular birbirlerini havaya atıyorlardı. Hiçbir karşılık görmeden rahat rahat stadyumdan ayrıldı. Biz burada kazanıca neden bu olaylar oluyor? İki kulüp arasında hiçbir şey yokken neden bu kadar sürtüşme var? Anlamış değilim. Biz ne mağluptuk? Kadıköy'de Trabzonspor'a yenildik. Trabzonspor'u ve Avcı'yı tebrik ettik. Onlar bizim stadyumumuzda sevindiler. Bizim sevme hakkımız yok mu? Trabzonspor büyük camiadır. Fenerbahçe büyük camiadır. Bunların olmaması gerekir diyor İsmail Hoca. 60. dakikada oyuncumun kafasına madde geldi. Maçın iptali tehiri gerekirdi. Bu da olmadı. Maçı bitirmeye çalıştı hakemler. Biz sahanın içinde kalmaya çalıştık. Keşke böyle görüntüler olmasaydı. Ne Trabzonspor ne Fenerbahçe camiası. Maçlar devam edecek. Bunlar olmamalı. Spor, futbol, dostluk, arkadaşlıklar hepimiz bu ülkenin insanlarıyız. Biraz daha sakin olmamız gerekiyor demiş İsmail Hoca. İlk açıklamaları bu yönde. Devam ederse basın toplantısında da açıklamaları yani hocanın manşete çıkan açıklamalarından bir tanesi maçın ertelenmesi lazımdı. Onu ertelenmesi değil abi direkt 3-0 Fenerbahçe lehine hükmen evet. iptal edilmesi evet. lazımdı. Yani doğru orada aslında onu ifade etmeye çalışmış da yanlış bir ifade olmuş. Yani normalde maçın 60. dakikada bitmesi gerekirdi diyor. Maç biz diyor Kadıköy'de Nam alıptık, Trabzonspor'a kaybettik. Onlar da maç sonunda Sağının ortasında sevindiler. Rahat bir şekilde stat'tan çıktılar. Biz saldırıya uğradık diyor. Hepimiz Türk futbolunu hizmet etmeye çalışıyoruz. Kazandık çok önemli galibiyet. İhtiyacımız vardı. İlk yarıdaki oyunumuzla hak ettik. Sonra yaşananlardan ötürü oyun durdu. Birkaç hafta önce de burada maç oynandı. Mağlup olmalarına rağmen tribünün hiç tepki olmadı. Hoca şeyden bahsediyor burada. ona vurgu yapıyor aslında. Trabzonspor'un 5-1 kaybettiği Galatasaray maçı. Biz ne yaptık peki? Fenerbahçe'ye karşı neden böyle bir algı, böyle bir hırs var? Bize saldırı var. Biz bugün saldırıya uğradık, tribün saldırısına uğradık. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Böyle bir ortamda, böyle bir atmosferde 3 puan aldılar. Evet, ilk açıklamalar bu yönde. Bu arada Libekov niye fotoğrafta yok diye yazdım. O yediği yumrukla ilgili bir sıkıntı varmış. Şimdi onunla ilgili de eğer yayın esnasında. Bir bilgi gelirse onu da paylaşırız. Ama için o fotoğrafta olmaması sürpriz değil. İçişleri Bakanımız Ali Gerlikaya'nın bir açıklaması var. Şimdi tweet attı. Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir diyor. Sayın Ali Yerlikaya Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Bakanın da anında mevzuun içerisinde hemen e, bu konuyla ilgili olarak açıklama yapması ve anında soruşturmanın başlatıldığını bilgilendirmesi kamuoyu nezdinde bence çok kıymetli. Sayın e, Bakan'a ki valilik döneminde de e, yıllardır tanıyorum e, Sayın Ali Yerlikaya'yı Gerçekten İşleri Bakanlığı döneminde de güzel işler yapıyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Anında müdahale etmesi çok kıymetli. O maskeyle, kesici aletle planlı bir şekilde sahaya atlayan hangi sıfatı söyleyeceğimi bilemediğim arkadaşa ne yapacaklarını aşırı merak ediyorum. Nasıl bir yaptırım olacağını. Biz şeyi verdik mi? Toplu fotoğraf sevincini verdik herhalde değil evet mi? Evet abi verdik. Bir daha geldi. Evet, enteresan. Gerçekten çok enteresan. Ee, sosyal medyaya girdiğimde de inanın daha fazla sinirleniyorum. Sinirlenme sebebim de şundan dolayı. Ee, hala ve hala, hala ve hala e, Fenerbahçeli futbolculara kaç maç ceza verilmeyi tartışanlar, e, hala ve hala e, Umut Bozok-Osterwolde pozisyonu üzerinden bu karşılaşmayı e, sanki hiçbir şey yaşanmamış da normal giden bir karşılaşmaymış da ve bunun üzerine sadece o pozisyon odaklı konuşanlar ya yani sosyal medya konuşabilir de yorumcular dahi böyle konuşuyor. Yani bunu gördüğüm zaman inanılmaz. Yani o da konuşulur. Faal var mı yok mu? Tabii ki tartışılır, konuşulur. Yani bunları göreceğiz de onları görmeyeceğiz değil. Ama ondan önce konuşulması gerekir diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum. Kesici alet yoktu diyor. Nasıl yoktu? Fotoğrafı var sevgili kardeşim. Az önce fotoğrafını verdik. E, Ersin abi Livakovic iyi mi demiş Ege Demirtaş? Ya futbolcular soyunma odasından paylaşımlar yapıyor. E, yani onların yüzündeki tebessüm, e, mutlu halleri ki toplu fotoğraf da verdiler. E, Sonuçta işte içeride Livakovic yok ama. Yok mu? Tedavi ya, Ben görmedim ya. yani. Chimanski de yok bu arada. Ya hmm, o fotoğrafta. zannetmiyorum o bir şey olduğunu da. Bir daha bir bakalım. Hani yanlış bilgi de vermeyeyim. Yok Livakovic kesin yok da. Şimanski'de de yok fotoğrafta. İsmail Hoca orada mı? Ee, İsmail Hoca da yok. Yani de, göremiyorum. Bu olabilir basın O belki Toplan... flash ha, gel olabilir. Foto. Ben de önümdeki ekrana bakmaya çalışıyorum. Yok Şimanski ve Livakovic. Şimanski arada arada bir yerde kaybolmuş olabilir olabilir. <laughs> 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 Livakovic. <gülüyor> Livakovic olsaydı görebilirdik Özgürcü herhalde. Tabi. En arkalarda belki bilmiyorum kaybolanların arasında var mı ama. Ben bir daha bir yoklayayım çünkü. Evet Livokovic abi. Benim kafamda hafif bir şiş var demiş İsmail abi. Kartal. Ben alışkınım ben sokakta büyüdüm Karadeniz çocuğuyum yere yatıp rol yapan biri değilim. Ben sağ içinde bugün şişe topladım. İçeride birkaç antrenörün dudağı şiş, çenesi şiş, oğlumun kafası şiş. Çocuğa vurmuşlar burada. Nasıl olacak, nasıl düzelteceğiz bu işleri diyor. Düşünebiliyor musunuz abi? Bir teknik adamın maç sonu yaptığı açıklamalara bak abi. Halil Umut Meler de futbolcuları toplatıyordu bu arada. Ha o işte seninle konuştuk ya. Mıntıka temizliği dedim ben ona. Mükemmel Temizli. bir yorumdu. Skandal bir hareketti. Hadi temizleyin diyor. Hadi temizleyin deyip. Futbolculara on... sağ içindeki yabancı maddeleri... Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm. Hakikaten. Genelde böyle fiilen alırlar. Hocam bak hocam sahaya attılar derne. derler. verirler. Tam sahanın patronu. Ya helal Kali olsun. Mutmeler, herhangi bir oluşumun veya herhangi bir yerin patronu hiçbir şey, olamaz. Hiçbir şey olamaz. Bitmiştir. Bitmez bu federasyon varken. Ya atılan yumruk hepsinin hakemlik kariyerlerini uzattı ya. Hiç üstünde konuşmaya durmaya gerek yok yani. E, Hürşit Kök yazmış süper chatten. Antalya merkezden selamlar inşallah İçişleri Bakanımız Fenerbahçe takımının oradan çıkmasına yardımcı olur abi. Fenerbahçe takım otobüsüne inşallah saldırı olmaz iyi yayınlar. Ya büyük bir ihtimalle Trabzon e, Valiliği, Trabzon Emniyeti herhalde alınabilecek en maksimum önlemi öncesinde yani sadece maç içerisinde, maç sonunda yaşanan olaylar değil, e, zaten emniyetin, valiliğin işi bu. Yani öncesinde bir güvenlik önlemini en sıkı şekilde alabilmek ve umarım sağ salim bir şekilde hava alanına giderler Biz e, o saatte Muhtemelen yayında olmayız ama e, yarız bütün isihbaratı ile birlikte stattan ne zaman çıkıyorlar ne zaman çıkacaklar çıktılar havaalanına ne zaman ulaştılar her türlü e, bilgileri e, sosyal medya hesabından e, spor işlerin de sosyal medya hesabından zaten paylaşıyorlar e, o anlamda takipte kalın diyelim e, bir taraftan da rejiiden de bilgi geliyor Josef de Souza İyi anladığımız saatler. Evet, Türk Futbolunda yaşananlar bugünkü olaylarla sınırlı değil. Bunun önüne geçmek için TFF'nin sporcuları koruması ve olaylara karışan taraftarları kulüpleri en ağır şekilde cezalandırması gerekiyordu. Mesela Jos Josef'e saldıran kişi nerede ben... şu an? <laughs> ne oldu? Ya gövde gösterisi yapıldı o dönem hatırlıyor musun? Arkadaşlar bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi hatırlıyor musunuz? Burada yayın yaptık biz Halil Umut Meler'e saldığı mevzusundan evet, sonra. Evet, evet, Ben burada bir dedim ki, Fırat Aydınus da buradaydı. Çok değil dedim, 10 15 gün sonra Ankara Gücü Kulübü Başkanı içeriden çıkacak. İçeriden çıktığında krallar gibi karşılanacak. Nasıl bir konvoy olacağını göreceğiz hep beraber dedim ve dediğimin aynısı yaşandı. Deseoza'ya taraftar saldırdı. De Sousa kendini savunmaya çalıştı. Takım arkadaşını savunmaya çalıştı. Ceza aldı. Ve kulüple iç içe olan avukatlar onunla beraber adliyeye gittiler biliyorsun. Değil mi işte? Gözde adliyeye diyorsun. gittiler. Yani sahiplendiler. Şimdi eğer bunlar yaşanıyorsa bu vahim olaylar birileri tarafından sahipleniliyor ve arkanda da Böyle bir güç hissediyorsan bunun karşılığında bir yatırım da olmuyorsa, yaptırım da olmuyorsa bugünkü tabloyu biz 10 sene 15 sene önce yaşadıysak aynı şekilde 2024'de de gelip de yaşıyoruz. Yani diyorlar ya ya 2024'te böyle şeyler yaşanır mı? Ay ya yaşanıyor abi. Çünkü sen 2014'te önlemini almadın. 2004'te önlemini almadın. 1994'te önlemini almadın bunların yaptırımları, bunların cezaları ağır olsaydı bu olaylar hak ettiği şekilde cezalandırılsaydı insanlar 2024 değil 2034'te de Ersin, Yağız, Olcan konuşmayacak. Ahmet, Mehmet, Nuri konuşacak. 2034'te belki. Benzer şeyleri konuşacaklar yani. Ee, İbrahim Deliktaş, Ersin abi bu yapılan olayların Fenerbahçe aleyhine sonuçlandırılmasından korkuyorum. TFF ceza verirse futbolculara şampiyonu kendisi belirlemiş olacak. Yapılan olaylar kurşunlanma sezonunu hatırlatıyor demiş. Aa, TFF yapmaz diyemiyorum. İşin içinde TFF öznesi varsa her şeyi yapabilir. Her şeyi beklenebilir valla şey ben beklenebilir. de yani. Çünkü yok ya, bu kadar da olmaz dediğimiz her şey oldu. <laughs> Buna da olmaz diyemem yani o yüzden. Doğan Soner, Ersin neden Trabzon şehrinden sadece Fenerbahçe'ye saldırı yapılıyor? Neden? Demiş. Çağrı Eroğlu, Süper Chat'te. Gerçekten gereksiz görüntüler, yapılan skandallar bir değil, iki değil. Gerçekten bu böyle mi gidecek? Futbol izleyemez olduk. Buna nasıl bir çözüm olunacak? Diyor. Enes Karakurt, Ersin Bey, Egemen Korkmaz'la İrfan Can Eribayat'ı yumruk atmaya çalışıyor. Olaylar sırasında lütfen gündeme getirebilirsiniz. Getirir misiniz? Demiş. Ali Sayar, Josef de Sarıoza ceza aldığında TFF'ye tüm takımlar tepki gösterseydi bugün bu olaylar yaşanmazdı. Vusal Valizade, Türk futbolu denilen bir şey yoktur. Türk futbolunda Fenerbahçe düşmanlığı vardır. Yalnızca hiçbir takım dost takım değildir Fenerbahçe için diyor. Fenerbahçe taraftar da şu anda ne söylese haklı. Kimse haksız diyemez yani. Ne söylese haklı. İsmail Hoca da söylemiş. Birkaç hafta önce burada Benzer bir maç oynandı diye. Yine benzer bir dakikada. Yanılmıyorsam 13. dakikaydı. Bugün de 13'te attı çünkü Fred golü. Galatasaray maçında da benzer. 13. dakikaydı. Yanlışım var mı bakarım. Bir Tam sıfır mal duruma abi. düştü. Trabzonspor ilk yarı öyle bitti. Bugünkü duruma yakın bir durum. Gördünüz mü hiç? Yaşandı mı hiçbir şey? Sıfır. sıfır. Bugün maç 2 sıfırdı. Yani hadi ilk yarı 2-0 iki, bitti. ikinci yarıya başladın. iki tane gol attın. 3 oldu, 4 oldu. Ya bugün demek ki konuştuklarımızın misli biz konuşacaktık biz belki de. 13. Ha? Ya belki de var ya maçın 2-0'dan 2-2'ye iki, gelmesi Türk futbolu için değil. Sağdaki insanlar için hayırlı bir şey olmuş herhalde. Ciddi söylüyorum o, o ben. O ilk gol kesti çünkü tüm atılan şeyleri. Evet. Hadi belki de yani acaba? belki de daha vahim, daha beter daha büyük olaylarla karşılaşacaktık biz. Yani Fenerbahçe 3'ü 4'ü 5'i bulsaydı tıpkı Galatasaray maçındaki gibi. 31 bini aşkın izleyicimiz bizimle beraber. Beğenilerinizi de yaparsanız çok mutlu oluruz. Sports Stitch'lere abone olmadan izleyenler varsa iki tane sadece butona basmanız yeterli. Bir beğeni tuşu bir aynı zamanda abonelik tuşu. Umut Bozok da bu arada Osterwold değil olan pozisyonunu paylaşmış. Demek ki yok sayılıyor. Yani şu anda Trabzon teknik direktörü, Trabzonlu futbolcular tarafından e, maçın ikinci yarısının başlangıcı ve gol dakikası 63'tü değil mi? 63, Bardi'nin attığı gole kadar ki olan bölüm herhangi bir şekilde yaşanmamış sayılıyor. Kim ve nefret, ben bunu anlıyorum. Kim ve nefretle korner bayranın orada skorun verdiği cengaverlikle Freddy reklam panolarına bilerek ittiğini de paylaşmış mı peki? Umut Bozok. Umut Bozok. Neyse. Kime neye yaranmaya çalıştığıyla alakalı kendisinin bir fikri var mı acaba? Çünkü Önce hangi takımı tuttuğuna karar verir. Evet mesela. işte. E... Herkesin net bir fikri var kendisiyle alakalı. Çünkü. Mert Hakan, bu takım şerefiyle, onuruyla dimdik ayakta. Fenerbahçe armasını kimseye ezdirmedik çok şükür. Ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğü. Bütün hafta bizi ortaya atanlar bunlar sizin eseriniz diyor. Bütün hafta bizi ortaya atanlar bunlar sizin eseriniz derken şeyden bahsediyor bence. Yapılan açıklamalar falan mı? Ali Bey'in açıklamalarıyla beraber bir kesim Trabzon'u tahrik ediyorsunuz. Trabzon maçı öncesinde bu açıklamaları bile bile yapıyorsunuz. Sırf orada gerginlik yaşansın. Şu olsun bu olsun falan filan. Ha? Yani başkanı mı eleştiriyor diyorsun? Yok yok hayır. hayır. Pardon özür dilerim. Bir kesim öyle bir manipülasyon yaptı ya. Ha. Ali Bey'in açıklamalarını tam Trabzon maçı öncesinde bile bile yaptığını sırf orada gerginlik olsun da size yarasın diye ha, anlatabiliyor gördük. muyum? Bayağı baya yaradı yani takımın yarısı yaralandı. Ama onların yüzü yoktur biliyorsun. Ee. <laughs> yani bu bu gerginliği kime yaradı? Sahada yaşanan gerginlik, maç nereden nereye geldi? Valla Fenerbahçe Heh. yaradı. Hay gerginlik. 2-0'da 2-0'da herhangi bir şekilde gergin olmadan, hiçbir sıkıntı olmadan Fenerbahçe öndeydi. Gerginliği kime yaradı? Trabzonspor'a yaradı Trabzon ya spora abi. Trabzonspor'a yaradı. 2-0-2-2'ye. 2-2. Güya okay. Fenerbahçe'ye yarayacaktı ya. Hani Ali Koç çıktı konuştu kışkırttı ya. Gerginlik olsun sırf ortam gelilsin de Trabzonsporlular reaksiyon göstersin de Fenerbahçe gidip orada rahat kazansın diye. E rahat da zaten 2-0'dı. Sonra gerginlik 2-2. Trabzonspor taraftarlarla gerilen maç 2-2'ye geldi. Trabzon'a yaradı gerginlik. Bu şey de olabilir. Abi şimdi mesaj Bilmiyorum. geldi. Ee, o sevinci git Trabzon'da yap dediler ya Mert Hakan'a. Ha, evet artı o parmak ha, sallamaları ondan vesaire dolayı Trabzon bu Hafta boyunca yiyorsa ha, tamam. Trabzon'da ha, yap IOSA tarzı. Yiyorsa git bunu Trabzon'da yap dediler. Bir de şey bazı eski yöneticiler iş adamları falan da var. Hani hadi Fenerbahçe'yi şampiyonluklar etmenin zevkini yaşayalım diye sosyal medya üzerinden taraftarını körükleyen vesaire bu tarz insanlara da. Demiş Onların olabilir, yüzünden neydiği belirsiz binlerce sayfadan, siteden mesaj geliyor. O yüzden çok konuşmasınlar ya. Evet. Yani. Ne demek istediğim? Evet. Net. Şu süper şetleri de hemen bir bakayım ben. Ee, Galatasaray'dan 5 gol yediğinde tribünde horon yapan, e, to, horon tepen Trabzonspor taraftarlarının bugün bu olayları imza atması skandaldır. Bu ülkede ya Fenerbahçe'lisin ya da Fenerbahçe düşmanı Fatih Barışan Hatiboğlu yazmış. Barış Gürel... Bu maç sonrası UEFA umarım Olympiakos maçında Fenerbahçe aleyhine yansımaz. Şiddet olaylarının Fenerbahçe'nin konferans liginden men edilmesine sebep olmayacağını kim garanti edebilir? Yunanistanlı düşman olarak biliyor bizi bütün dünya diyor. Yani bu, bu maçla o maçı herhangi bir şekilde böyle bir kıyas yapmak e, mümkün değil. Onu da söyleyelim yani. yani burada yaşananlar UEFA'yı ilgilendiren, Olympiakos maçına dair ilgilendiren bir durum değil. Fenerbahçe'nin ekmeğini yemiş. Burada şampiyonluk yaşamış. Egemen Korkmaz İrfan Can'a arkadan yumruk atıyor. Selçuk Yılan'ın dediği gibi bu ülke ya Fenerbahçelisindir ya da Fenerbahçe düşmanı diyor. Aydın Katip süper çete mesaj yasan izleyicilerimiz kaçırdıklarım varsa. Fenerbahçe taraftarı Sabiha, Hava, e, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şu anda takımı beklemeye başlamış. Onu da söyleyelim ve Trabzon'da yaşanan olaylar bütün dünya basınında Maalesef yer alıyor. Ha bir de daha işin o tarafı var. Neler oldu diye yazan bayağı bir 8-10 dış basından meslektaş oldu. Hiçbirine bakamadım vallahi yani. Bakmak da çok isteyemedim. Nasıl anlatacağım? Ersun Hoca da bu arada Bin be? Sports'ta Trabzon'da daha önce ben içeri kaçtım. Kavganın içine girmem. İki camiada da çalıştım. Bir haklılığını kavgayla göstermeye çalışıyorsa ben içeri girerim. Böyle delikanlılık mı olur? oyuncularımı da içeriye gönderdim. Kimsenin burnu kanamadı. Bu ülkede her şeyin içine ettik diyor. Ersun Demiş. Hocam ne alaka ya şu an? Dediğin yani. Ya Hata mı şu an oyuncuların yani saatine daha kalması? Ne demek istedi <laughs> acaba? Yani böyle eğer yani ben böyle yaptım. Hayır ben içeri Kimsenin soktum. burnu kanamadı. Heh. Ben korudum. O, ya bana, bugün korumadılar ben mı? Diyorum. Ben oyuncularını içeriye soktuğunu hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. İlk kendi girdi. Ersun Hoca içeri girdikten sonra oyuncular zaten sahada kaldılar abi. Ben hoca yanlış hatırlıyor herhalde. Ben bir Vitor Pereira'nın içeri soktuğunu hatırlıyorum. Abi, ben o, girin girin diye. Girin sokmak diye. dediğin öyledir yani. Gidersin sahanın içerisine bütün herkese girin girin dersin. Bütün oyuncular içeriye girer. Tünelden içeriye girer. Ondan sonra sen girersin. Ama ben benim gözümün önünde yaşanan görüntü Hoca koşa 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 koşa, koşa, koşa Tabii depan soyunma odasının tünelinin içerisine girdi. Futbolcular orada kaldı. <laughs> yani Livakovic tweet atmış ona bakabilir misiniz lütfen diyor. Bir şey söyleyeceğim. Livakovic'in official Twitter hesabı yok. Benim yok mu? Bildiğim. Ha tamam. Ee, Instagram var. Instagram'a da bir bakarsak. Bir tane mavi tikli bir hesap var çünkü. Dominik Livakovic official page yazıyordu. Onu yeni bir hesap açmadıysa tabii. bu Bunda altına not düşelim. Çünkü daha önce de açıklamalar yapıyordu o hesaptan. Fenerbahçe iletişim ekibi yalanlamıştır Livakovic'in hesabı gibi. olduğunu paylaşımı yok. Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanımız, Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşananlar sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna yakışmamaktadır. İlgili makamlarca gerekli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz şeklinde bir paylaşım yaptı. Onu da hemen söyleyelim. Moreno Süper Egemen Korkmaz'ın İrfan Can Eribayat arkasından saldırmasına da ekmeğini yediği takıma ihanetini gösterir şeklinde bir Mesaj yazmış. Bu konularda ben antrenörlerin futbolculara saldırmasını hani direkt gidip bir fiili müdahale yapar futbolcu. O bambaşka da. Geçmiş dönemlerde de gördük bunu. Ya antrenör dediğin hepsinden büyük. Futbolcular kendisi hepsi aynı seviyedeler ve futbolcular antrenör bunun büyüğü üstü. Ortalık yatıştıracakken biz bu olaylarda daha çok antrenörlerin saldırdığını görüyoruz. Asıl trajikomik olan Maalesef. tarafı da bu. Evet. Yani Egemen Korkmaz orada olaya ayırmaya çalışsa, yatıştırmaya çalışsa... Çoğu kişi dinleyecektir onu. Zaten saygın biriydi yani futbolculuğunda da. Ama o saldırmayı seçtiyse bu arada ben görüntüyü görmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Halil Tasan, Ersin abi eğer ki Ali Koç biraz akıllandıysa çeksin takımı ligden. Abi Türk takım şey kendini konferans yani. yine versin. Bu ligde Fenerbahçe düşmanlığı bir şey. Arkadaşlar Olmadı, onu yani bu, bu aslında sosyal medya dili ama bu dilin inanın bana bir karşılığı yok. Yani ligden çeksin falan filan. Çok söyleniyor. Bu mümkün değil arkadaşlar. Birincisi, böyle bir şeyin olabilme ihtimali kulübün kapısına kilit vurman demek. Yani ligden çekilsin. Ligden çekilsin de olacak bir şey değil arkadaşlar bu. Anlatabiliyor muyum? Bu aynı zamanda başkanın alabileceği bir karar da değil. Bu genel kurulun alabileceği bir karar. Oraya gelmesi gereken bir karar. Bunun aynı zamanda yaptırımlarının olduğu bir karar. Yani çekilme demek. İki maçı çıkmazsın yani zaten. Hükmen mağlup olursun. Sonra ligden düşürülür. Yani, yani ligden çekilmesine gerek yok. Tabii. Önümüzdeki Adana Demirspor maçına çıkmazsın. İlk maç hükmen mağlup olursun. Bir sonraki maçta Fatih Karagümrük deplasmanı ona da çıkmazsın. Ligden düşürürsün. Ceza yaptırımı bu zaten. Ama ligden çekilsin filan durumu söz konusu değil yani. Onu da söyleyelim. Bunu da çok dillendirmeye de gerek yok. Bir karşılığı yok yani onu ifade edelim. Ki başkan da daha önceden benzer şeyleri söylemişti. <laughs> i̇şte. Şu an maç oynanıyor bu arada. Maç oynanıyor. Tabii hareketli. <laughs> Salladı şöyle Meşali. İsmail de belli. Salladığında durdu da. Şu an bak savunm Osterbolde falan zaten bir ortaya karşı savunma şekli almış durumda. Abi şu şekilde oynattı ve faulü verdi. E gol oldu. Gol oldu. Ya gol olabilir hadi. Hani oldu sonra. Meşale geldiği oldu. için oradan girmedi <laughs> gol de. Devamını söyleyeyim. Yani Müthiş bir görüntü ya bu. Halil Umut Mener, biliyorsun bu pozisyon yaşandığı anda, bu aksiyon olduğu anda kafayı sağ tarafa doğru çevirdi. Orada meşaleyi gördü biliyorsun. Değil mi? Evet aynen öyle. Meşaleyi evet. gördü ona rağmen yani sanki orada hiç meşale falan yokmuşcasına normal bir vaziyette ya, evet oyunu tabii. devam ettirdi. Ve sonrasında da faal oldu biliyorsun. Ya hatırlarsan sulu derbi vardı Galatasaray'la Fenerbahçe'nin evet. evet. oynadığı. O evet. maçta da böyle bir türlü artık... Dayanılmaz bir hal alınca tatil ettiler maçı. Bizim hakemi... Abi tatil etmediler o maçta. Orada girdi, hatta, girdi. çıktı. Ha, geri geldi değil mi? Tabii tabii. Ben o maçtaydım. Bülent Demir'le girdi sonra çıktı. Geri geldi. Tabii tabii geri geldi. Bir tatil matil falan filan yani, durum olmadı. Soy odasına götürdüler. 2 bitti. E, Edu'yla Lugan, Lugan atmıştı. E, Galatasaray'dan da Arda atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Galatasaray e, Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı. Girdi. Her yerden su mu falan filan atılmıştı. Tatil filan etmedi abi. O yüzden dedim ya milat. Sen orada tatil etmezsen, 2006'da Denizli Spor Fenerbahçe mücadelesinde tatil etmezsen. Ben İsmail Yükseğ'in de olsam bunu profil fotoğrafı yaparım. Tarihi bir fotoğraf. Tarihi bir fotoğraf. Post olarak da paylaşıp maç oynanıyordu. Nokta. İnanılmaz bir görüntü bu ya. TFF niye susuyor halen? Hulk Zero yazmış. TFF konuşabiliyor mu? Ben valla çağrımı yaptım. Dedim ya, Abi haftalardır çağrı yapıyorsun da... abi dedim ya. ya şundan dolayı... O gece yönetim kurulunu topladı... Haksız mıyım Allah'ını severseniz... Hakeme saldırı olduğunda... Yeter. Yönetim kurulunu topluyorsun... Geceliğin basın toplantısı yapıyorsun... Bağırıyorsun yeter yeter diye... Çok Bugün güzel. de senin federasyonunun... Kanatlarının altında güya... Güya... Fenerbahçe kulübünün futbolcusuna... Maçın bitimiyle birlikte bir saldırı gerçekleşiyor... Ona yumruk atılıyor... Ona tekme atılıyor... O oluyor bu oluyor... Yönetim kurulu toplayan bir haber gördük mü? Hiç bir yerde son dakika düştü mü? TFF yönetim kurulu olağanüstü toplantı diye. 5 dakika önce haber olmuş. Ülkenin olabilir. İçişleri Bakanı açıklama yapıyor. Spor ülkenin bakanı. Spor Bakanı açıklama yapıyor ve mevzunun içerisindeki TFF'den ses yok. Fıkra bu kadar. Yavaş yavaş bitirelim mi? Evet. Kıyamıyorum da 31 binden fazla izleyici <laughs> var. Sohbet edelim Sohbet edelim ne yapalım yani? Futbol odaklı olarak o zaman madem bir iki cümle de edelim de oyuncuların mücadelesini daha haksızlık da etmeyelim. Fenerbahçe'de ön planı çıkaracağın kimler var? Oğulcan. Tadiç ile Fred. Tadiç ile Fred. Tadiç ile Fred çok çok iyilerdi. Ferdi yine ee, çok iyiydi. Ee, onun dışında maçtan da bir şey anlamadığımız için biri iyi oynadıysa fark etmemişimdir. Ama Tadiç Fred gollerin oluşumunda vesaire yaratıcılıkta özellikle Tadiç hakikaten çok çok iyiydi. Tam gerçekten maç önünde beklediğim senaryo yaşandı. Trabzonspor'un duran toplarından bahsetmiştik. İki gol de duran toptan geldi. Ee, Trabzon cephesinde de beğendiğim oyuncular Münye'yi çok beğendim. Tadiç ve Münye'yi karşılıklı kritik eşleşme olarak değerlendirdiğimde beğendiğimi söylemem lazım. Onun dışında bir oyuncu öne çıkmadı bence çok fazla. Yağız? Yes. Ya Fenerbahçe aslında 90 dakika çok rahat bir tempoda istediği zaman tempoyu arttırıp istediği zaman skor bulup istediği zaman da tempoyu düşürdüğü bir maça ilk 45 dakika üzerinde bizi hazırlamışken sahaya atılan meşale, yenilen duran top golü burada Livakovic'in benzer goller yemesini eleştirmiştim ama bugün özelinde yumruk yedi, taş yedi, meşale yedi, bozuk para yedi Allah affetmez yani ben burada Livakovic'i eleştirirsem o yüzden... Bugün özelinde hiçbir şey söylemeyeceğim kendisine ekstra. Yenilen golden sonra Fenerbahçe Trabzonspor'u kendi eliyle oyuna dahil etti. Kendi eliyle de tamamen maçın fişini Batu Şuyay özelinde çekti. Kendi yazdı, kendi çizdi, kendi oynadı Fenerbahçe. Bu arada başlangıç olarak yine çok iyi maç planıydı İsmail Hoca'da. Onu da söylemem Batu lazım. Batu müdahalesi de. Bana e, Senjiro As maçının e, aslında ilk orada oynadığımız e, maçı anımsattı buradaki başlangıç planı açısından bir tane pozisyon var. Hı hı. Onun bir dışında şutu yok bir Evet. Şeyin, Trabzonspor. İlk yarıda bir, bir tane pozisyon var. Aynen ve yani Fred'in attığı iki gol bu kadar zaaflar ilmek ilmek işlenebilir yani. Fred'in en rahat ettiği maçtı. Çok netti yapılması gereken bence ve onu tadici rahatlatarak sürekli Ferdi Müniye'nin arkasına bindirtip Münye'yi Ferdi'ye doğru çekip Tadiç'i rahat bıraktı. Ve Tadiç iki tane muazzam servis yaptı. Bir tanesi ilk goldeki belki çok konuşulmaz yanına pas verdi diye de iki savunmacı arasından Trabzon'u düşürüp çok verdi nefis, orada. nefis, milimetrik bir pas. İkinci e, o pas hakikaten inanılmazdı Tadiç bugün. Zaten bir süredir bayağı formda. Bu deplasmanda da çıkardı yani çok net. Çok net. Evet. Bu arada sevgili Lube yazmış. Lube Ayar sağ olsun. Twitter'dan yazmış. Bitirmeyin programı lütfen. Bu akşam en vicdanlı yayını yaptığınız için teşekkürler demiş. E, sağ ederiz. olsun Biz de teşekkür ediyoruz. o da sürekli olarak çok iyi bir Fenerbahçelidir. Fenerbahçe'nin davasının bizzat içindedir yani. Mücadele. Her zaman. Hep mücadele ediyor. <laughs> çok mücadele başındadır sevgili Lube Sağ olsun bizim yayınımıza da katıldığı için teşekkür ediyoruz. TFF, TFF tweet atmış diyor. Çağatay Şen gider. Yoruma kapatmış mı? Tabii bakalım, ki. Bakalım, bakalım. O da ayrı bir rezillik bu. TFF de bizi izliyor herhalde. <gülüyor> yani, <laughs> yani TFF'nin tweetlerine yorum yapamamak. TFF tweeti yok ki. Ha 18 maç Çanakkale zaferiyle ilgili dakika olarak. dakika önce. Evet, evet. 18 maç Çanakkale zaferiyle ilgili böyle bir olarak... konuşurdum ki dua etsin o savaşta hayatını kaybeden o kıymetli... Şehitlerimize. Da, biz de bitirirken yapacaktık ayanına, tabii ki. Tabii taşlayan gazilerimize. Hepsinin ruhu şad olsun. Kesinlikle. 18 Mart'ta Çanak... öyle bir konuşurdum ki Türkiye Futbol Federasyonu'na büyük ihtimal biz de ceza alırdık. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan topraklarını geçilmez kılan bütün şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle alıyoruz şeklinde bir paylaşım yaptı. 18 Mart'ta bizler de Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm silah arkadaşları ve bu güzel vatan içerisinde yaşamamızı sağlayan bu mücadele içerisinde yer alıp verdiğimiz şehitler ve gazilerimiz her birine minnettarız, ruhları şad olsun ee, diyelim e, ve biz artık gidelim abi. Savaş <laughs> yavaş gidelim. Saat 12'yi geçti. 18 Mart bu arada e, bizim Seyhan'la da evlilik yıl dönümümüz. Öyle mi? Aa. Evet. Sevgili eşime o da Trabzon'da. Aa, Aa Trabzon'da dedim yani Sakin kenarda ha? o yani kadar merak et biz ne abi ben hiç haberimiz yok şu an. Şu an uyandın abi. Evet gerçekten öyle olaylardan dolayı vallahi billahi bak. Ben maç esnasında maçın ya o gerginliğinde dur hemen yayını bitirin de. Aa vallahi bizi de şu an şey yaptın ha. Aynen abi. Ben evde yatıyor olurum uyuyorlar falan zannediyorum Yok yok yandan. ya Trabzon'da ya. Yani muhtemelen zaten maç bittikten belirli bir zaman sonra şey yapıyorlar da. O da çok enteresan süreç işte yani orada maça giden, sahaya inen, futbolcu yakınları, eşleri. Aynen öyle. Hepsinin merak ettiği, hepsinin maçın tamamen saha içinden dışarıya odaklandığı bir an. Kapatalım mı abi? Kapatayım istiyorsun. He? Kapatayım istiyorsun. <laughs> Dur mesaj yazıyorum şimdi de. <laughs> Evet abi. Yani böyle ya, öylesine bir günde de kapatırken. Yaşanan olaylardan vallahi kendi eşimizi unuttuk. O da yayına gitmişti. Ee... Sabur yapalım yazıyor. Ya yani inşallah bir şey yoktur muhtemelen. Zaten sonuçta e, olsaydı BİN'deki <laughs> arkadaşlar da kendi yayınlarında herhalde dile getirirlerdi büyük bir ihtimalle. İnşallah bir sıkıntı yoktur. Bak Mehmet Özen yazdı. Adam hanımı unuttu diye. <laughs> Ersin abi günün golünü yedi diyor. <laughs> Çok iyi yorum ya. işin iş aşkı. <gülüyor> <gülüyor> Hanımın aşkından <laughs> evlilik yıldönümünün arabesini de <laughs> bir bir de. keselim. <gülüyor> <gülüyor> işte Allah'tan şu anda izleye, izleyemiyodur bizi. <laughs> yani ben yani... kayıtta kestireceğim abi sıkıntı <laughs> sıkıntı <yamazsın>. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Tam Evlilik Toylu <yıldönümünün> olduğu gün. <laughs> evet vallahi öyle ya. Evlilik yıldönümünün olduğu gün. Allah'tan evlilik yıldönümünü hatırladım da Hanım'ı da öyle hatırladık. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki. İlginç. Ağzınıza sağlık. Senin de Abi, abi Olcan. senin de ağzına sağlık. ağzına sağlık eline sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, gece boyunca maçın bitimiyle birlikte çok az bir şey futbol konuştuk. Yani yüzde yüzün herhalde yüzde ikisi yüzde üçüdü. Ama aslında çok da güzel futbolda konuşurduk. Daha önceden konuştuğumuz gibi ama bu gece konuşulması gerekenleri de dilimiz döndüğünce burada size ifade etmeye çalıştık. Bize ortak olduğunuz için bizimle beraber aynı görüşe sahip olan veyahut da eleştiren herkese saygımız sonsuz. Yeter ki konuşabilelim, tartışabilelim ve yorumlarımızı güzel bir şekilde yapabilelim. Blade'e çok teşekkür ediyoruz yayınımız olan katkılarından dolayı. Sonrasında tekrar görüşmek üzere. İyi geceler, iyi haftalar. Yenilenen Blade terlemeyi değil ter kokusunu önler. Tarık, tarık.